İskorpit geldi. İskorpit geldi. Oy, abi. Balon balığı mı? Bak bunun iğneleri zehirli. Aman abi. Bunu teknede. Yakınlaştır, yakınlaştır. Ben bile onlar şey yapıyorum. Dikkatli olun. Oha kanka. Neresi abi zehir canlı? Valla kendini fışkırtıyor. Kendini var ya bir silker şöyle. Zehirli derken ağlatıyor yani. Abi yüzüme yapışırsa. Bu kendini bizim annem üstüne. Bunu ayıklarken. Bak kablo, kanka kablo. Bak şöyle yumruk vuracağım amına koyayım. Yaslanma. Nereden çıkmış o? Şu dikenleri yani vücudundaki her diken inanılmaz acıtıyor yani. Aslan balığı evet. Gibi mi abi? Aslan balığının. Atalım gitsin abi bu. Ha. Pis bir balık bu. Zaten. Küçük zaten. Pis ya. Kötü bir balık bu. Bak sen mi söylüyorum eti çok güzel. Çok güzeldir evet. Ve inanılmaz yararlı bir eti vardır. Çoğu balıktan çok lezzetli bir eti vardır. Atmayak abi o zaman. Atalım. Dört kadar şey küçük ya. Küçük onun. Onun büyüyor 1-2 kilo evet. Kocaman oluyor. Onu bir ayıklıyorsun bildiğin şey tavuk göğsü. Öf. O kadar tatlı. Evet, ne oldu onunla? Bu bakış neydi oğlum? Bir boşluğa düştüm ve bir şey aradın değil mi o an? İskorpit bütün psikolojimin anasını sikti. Yolculuk nereye abi? Yolculuk nereye? Nereye atalım o zaman? Orada dalga geçti. Söylesene oğlum rock şarkı söylüyorum sana burada eşlik ettiğin. Onu değil. Telefonda sesin ısıttı ya işte. Sinirle topladım tüm eşyalarımı. Bu bende yok kanka. Ne olur almaya gelme. Kim? Bırak izleri kalsın sende. Kimden bu? Bilmiyor musun? Vallahi bende yok. Kaç yılı kim? Çünkü senin çağırı. Seninle bir böyle. Oo. Kaç abi? Kaç abi? Tamam tutturamazsın. Ben ve herkes şey versin abi. Hadi söyle. Herkes oyun. Herkes tahmin. 3.5. Çağrı. Abi orası ben sana söyleyeyim 3.5 tam kesin fazla. 4.20. Kemal. Benim bir elle de tatmam lazım da şöyle. He oldu amına koyayım ya. 4.5. Ben doğruyu söylüyorum hazırsanız. 5.6. Sen kaç dedin? 4.5 abi. Ya. Kaç abi? 4 ile 400 arası falan. Abi ya. Ben yakınım. Ben 4.200 dedim ben. 4.200 ise 4.5 dedim. 4.400 daha yakın. 4 ile 4.400 arası dedi. Oğlum sen 4.5 dedin. Bu balık en fazla 4 kilo 100 gram. He? Artık anlayacağım mı? Pardon abi. Size bir şey söyleyeyim mi? Hepinize deniz havası yaramıyor bence. Mallaşıyoruz değil mi? Utandı abisi. Tamam lan sen bilirsin. Çok güzel balık geldi yalnız ha. Bayağı iyi ya. Ne olacaksa bu. Çok iyi balık geldi yani. Buna bir sigara yakılır abi. Oğlum bu lafı ne ediyor sana? Bir hafta bunu konuşur ama. Ne lan? Öbür yayında bak şey diyecek. Nasıl bildim ama kiloyu? Demeyeceksin mi kanka? Alışmış elle takmaya. Dostum. Benim bu balık yiyecek misiniz gerçekten balık? Alacak mı götürün? Biraz alırız abi ya. Ulan biraz yedin kaç kişisiniz? Çok. Bayağı var. 80 kadar var. Bir bolsay genel. Bir 15 var mı daha? Bir Ferit, ne yaparız biliyor musun? Bir ağ daha çekeriz. O kadar yemez abi o insanlar. Ferit. Bir de mangallık değilse verme boşuna. Tamam, İsterdi onu tava yapacaksın. Tamam o zaman bizlik bir şey yok. Bir dil mil bilmem ne alırız giderken. Ne zaman ya? Ne zaman yapacağız bunu? Salak yayın var amına koyayım. Yayın dışı söyleseydim bunu okey de. Ne olacak oğlum ki? Kaç kişi izleyecek bu yayını? Erollar falan izliyor. Ne yaparsın bu balığı? Bu gece mi? Alırsın. Neyi? Bu gece mi? İçine bir güzel tereyağı koyarsın. Kafam gitti. Çakmak verir misin Efe'cim? He? Çakmak balım. Senin kafan güzel oldu kanka. Evet. Yemin ederim güzel oldu. Balığımızı alıyoruz. Çakmak bende değil. 15 kişiye çakmak versene sende. 7-8 kilo balık lazım. 7-8 ben 1 kilo yerim abi. Pişirmek için taşaklı bir adam lazım yani. Doğru. Bir kilo ben 1 kilo yemem mi? En azını söylüyorum ben işte. Çağrı ne kadar yer abi bir oturuşta? Normalde bünyesine göre bir kilo balık yer seviyorsa. Seviyorum yerim. Bir kilo. Çağrı kalkan birer seviyor. Birer kilo ikimize yazdım kanka 2 kilodan. Seviyor musun Çağrı? Kalkan mı? Kalkan sever ya. Severim. Bak biz Çağrı bir şey olmazsa gerçi Kurban Bayramı olsun. Bayramın ikinci günü geleceğiz ailece. Yunus kesiyoruz İki gün falan kalacağız Feritler'de. 10 kilo yerim üstüne balıkçı abinin akşam yemeğini diye. Yakınım abi gelirim. O zaman şey bir etkinlik mi? Yapalım abi. Balık getireyim ben. 15 kişi olmuyor. Mangallık ya. Mı yapalım diyorsun? Ya tavada yaparız dışarıda yaparız ne olacak? Dışarıda nerede yapacağım?
Şey evet. Deneyde yaparım ne olur. Olur yaparız abi. Yani her çeşit balık var. Çeşir var, çeşir var. Karma karışık. Bak. Ben sarhoş olacağım, o zaman sen benimle kafa yapacaksın. Tamam abi. Ya. Beraber tokuşturalım ya, kafa yapmayalım birbirimizle. Burada benim borum öter, orada senin borun öter. Yok abi estağfurullah, benim borum... Ben öyle adam değilim. Ötmüyor. Biliyorum abi canım. Benim borum ötmüyor. Bunu söyletmeseydin keşke. Şimdi şuraya atarsak olur. Ne abi? Balık gelir mi oradan? Çünkü o... Ama dalgıç o ışıkla geçti. İyi tespit Svege. Abi dalgıç ne diyor? Altlarda var dedi ya. Bu dörtlüde en sağlam kim içer dedi de Efe Paşam'la içer. İyi içer bilirim. Çok teşekkür ederim Ferit hocam. Sizin gibi bir üstattan böyle bir yorum almak. Dostum ben de iyi içerim ya. Seni pek görmedik kanka. Ben çok içmedim evet. Evet. Bizim yanımızda pek görmedik. Ama yüzden... sağlam adamlarla bir sofra olduğunda yani kafa adamlarla. Yani. Yok hayır öyle kendi söylemi vardır onun o yüzden. Hayır oğlum öyle değil. Oturaklı hiç içmedik ya buna koyayım. Oturaklı evet doğru düzgün oturup içmedik doğru. Evet. Çağrı da çok evet ya. Çağrı'yı böyle hani zurna böyle... Kör sarhoş derler ya, öyle görmedim yani hiç çareyi. Ben de görmedim kendimi. Benim her gecenin sonu amına koyayım. Efe toparlıyor beni oraya. Bizim de vazifemiz görevimiz. Ölücülük varmış kanka bende. Öyle diyorlarmış ona. Ölücülük sorunuymuş o. Hani şişe bitmese de o şişeyi alıyorsun yine de dibini görmeye çalışıyorsun ya. Ha. Bende o huy varmış. Ben nekrofili falan zannettim ya. Ölücülük varmış bende. Ya sen amına koyayım. Dinliyorum ben diyorum. Ne bak diyor sana bir sık oldu bugün. Şuraya bir kafanı sok çıkar şu denize. Bunlar balık tuttu mu falan diyenler var. Şu evet kovayı ya. Versene abi. Kovayı bir gösterelim. Efe alsana şu kovayı babacığım. Al kanka şunu bir. Oğlum 4 kilo lan o. Oğlum tırnağımla tuttum amına koyayım. Arkadaşlar 4 bakın kilo arkadaşlar. İstavrit. Biraz tekir var çok az. 3-4 tane. Az tekir. Ama istavritler de istavrit yani ha. Peki evet. Bir şey söyleyeceğim. Biz bunları mangal yapamayacaksak biz bunları ne yapacağız? Satacağım. Satacak İker abi. Satacak. Oğlum adam iyi. Para kazanıyor lan buradan. Oğlum benim özüme ekmek götürüyorum. Ekmek teknesi abi. Evet. Işığı kapatabilir miyim? Tabii abi. Görünüyor mu öyle? Görünüyor, görünüyor. Görünür. Ama bu ışıkta da işte neyse bir karanlık yapacağız yine. Abi yaparız karanlıktan sıkıntı yok. Yayın gitmediği sürece chat'e sıkıntı yok. Yayında maşallah sen diyelim ya. Ne? Karanlıkta görüyorlar mı ki? Görmüyorlar da duymaları yeter onların. O kadar seviyorlar. Ya çok daha... Sevdiklerinden değil taşak geçiyorlar abi. Böyle eğlendiriyoruz yani. Sevilmeyecek adamısınız lan. Eyvallah İlker abi. Ferit. Ben biliyorum senin öyle bir şey yapacağını o yüzden bak buraya. Oha lan. Abim hiç öyle şey yapar mıyım ama? Baş tacısı. Buraya attık buradan da biraz istihaz geldi. Ferit abim ben benim de... gülümdür. Ferit'im 33. Gülüm! Bu ne kadar rahatlık değil mi Ferit bak? Yani ışıkla bile balık, sopa yok, bir şey yok. Istersen. Evet abi büyük rahatlık vallahi. Eskiden eziyet çekiyormuşuz ya. Süve gidiyor Yunanistan'a mı kaçıyor pişler? Cam GG değil arkadaşlar, ışık yok şu an o yüzden. O benim kameranın pili bitince Cam GG yazıyorlar ya. Evet, anladım. Ona da bir damya almadık be. Buldum o kadar abi. Gelmeyebilir. Sadece kilonu arttırmaya çalışıyorum şu anda burada. S3 almadın mı oğlum sen? Neden ise? Aynen lan yeni kamera aldım gerek ben. Yok. Type-C ile şarj. Ben daha kurmadım biliyor musun S3 kütleri? Böyle de bir adam mı işte amına koyayım. Bizim şu mobil yayına bir şey çözmemiz lazım ama ya. Ne? Sınırsız internet bir şekilde. Şu mobil olayına diyorum ya. Kanka ben sınırsız Avrupa'da mesela falan. Böyle bir sıkıntı var mıdır? Kesintisiz yani. Ha. Avrupa'da her yerde var çekiyor abi, mesela. Var abi var. Her yerde çekiyor, sıkıntı var. Her yerde var mı? Her yerde çekiyor ya. Hiçbir yerde çekiyor. Var abi her yerde Avrupa'da. Sıkıntı var ya. Ferit çekiyor diyor. Çekiyor yapamazsın. Kanka. Mobilde bence yayında yine problem olur. Ama bunun bir setup'ı var. Bir tane makine var kanka. Starlink. Evden. Starlink miydi? Elon Musk'ın sistemi. O değil o değil. Uydudan çekiyor. Nasıl cahilce konuşuluyor şu an ya. Abi sik sik dediğim o değil bak dinleyin bir. Live View kanka bunun makinesi. Ne oldu kullandığınız makine? Bunu televizyon Allah kullanıyor Allah. Ama hayır abi onu demiyorum ya. Televizyonu kullandı bu değil. Tamam RTMP serverla bağlanıyorsun. Eve kuruyorsun. Önce yayını oraya veriyorsun. Oradan encode'luyor şeye veriyor. Tamam. Tamam. Bunun bir gelişmişi bu işte bu da aynı şey aslında. Bunu aynı direkt şeyi veriyor. Yapıyor. Bunu da yapabiliriz aslında. Ona bir de Starlink'i bağlıyorlar. Güzel kardeşim. Türkiye'nin internet altyapısı güzel olmadığı sürece kardeşim, sen her zaman bir sıkıntıyı çekersin. Ben sana şunu anlatayım. Biz bunu televizyoncudan aldık. Tamam mı? Bildiğin radyo televizyoncu. Ben başka bir üründen hani bahsedecektim. Adamlar böyle Show TV'de falan ATV'de
LTE bağlantı falan yazıyor böyle. Evet. 4G'li bağlantı. Tamam. O bu alet işte normalde. RTMP ile gönderiyor server'a, oradan tamam, veriyor. Tamam, RTMP biz. İle gönderiyor. Biz sikim öğrenmişsin bir kelime, tamam, RTMP öğrenmişsin. Tamam, ben bir sikim öğrendim. Burada artistik yapıyorsun. Evet, evet. RTMP'nin açılımı. İki kelime yeter mi? RTMP'nin açılımı ne lan? Reconnect. Ha, reconnect. Aynen, reconnect. Tekrar dene amına koy. Dur amına koyayım. Radyo, radyo. Bok radyo. Radyo, televizyon. Mobility. Programmer. Evet, radyo, televizyon, mobility programmer. Evet, bu işte abi hocam. Kazandın mı bugün loca şeyden? Gel açıyorum. İki şişe 5000. Buradan balık gelmeyecek diyoruz. İki şişe 5000. Attık ama boşuna. Abi gel. Niye abi? Abi biz sana... Radardan geliyor. Tamam abi, şimdi izle ben ne yapıyorum. Belki o tarafta ses yapacağız abi şimdi. Gerçek zamanlı mesajlaşma protokolüymüş RTMP. Tamam işte, radyo, televizyon. Hayır, real time message protocol. Real time. Bir de bu kameralarda sıkırı, ne oldu bildiğin. Ya kanka, ya kanka, kanka, of kanka, of. Cahilim, konuşurum kanka. Biz Starlink dedik, ebemizi sikmediği kaldı burada Ferit. Elon Musk'a sinirli kanka, Bitcoin'in anasını sikti adam, haklı yani. Ne yaptı lan, artık onda bir şey yok ki. Ya kanka, bir şey söyleyeceğim. Elez yazdı. Sinirli dedi ki, Fer odayı çağırıyor deriz, aslı 5 atarız kanka. Ne olur lan, ne olur, kanka, dur, o, ne olacak ki oğlum. Bir dakika kanka. Elez'in yalan söylüyor. Yalan mı söylüyor? Evet abi, vermez o. Vardır oğlum, onu gop solda atayım mı amına? Ama Ethereum para etmiyor ki artık. Para etmiyor dedim, 1000 dolar amına koyayım. 5000 dolar, 2 tane yayın açsan. 5000 dolar. Ben senin yerine gideyim açayım evde senin yayını. Allah yarabbim. Oğlum var ya, bir gece seskilerimize beklerim ha. Gece seks ne? Gece seski. Kanka. Oğlum seksi diyemediğimiz için gece seski yaptık biz de. Niye seksi diyemiyorsun? Küfür ya. Ha, senin yerin öyle mi? Aynen. Ya bakmayın bu piçin Avrupa'yı takıldığına, götünden korkuyor pezemek. Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun lan artık? Ben de şok oldum ama. Avrupa'yı takıldığına bakmayın mı? Rajon kesti. Rajonu koydum amına koyayım. Hazır mısın? Abi bir şey abi, yok. Oğlum, abi. Oğlum, bir şey yok. Sen de harbiden ya. Ne biçim adamlarsınız oğlum. Ferit, bir senle ben yaşamış lan bu hayat. Çak lan. Oğlum karanlık. Az önce kaya vardı. Bir şey balık düştü dedi. Ne oluyor, ona korktum. Onu aldık kanka, balığı aldık. Arkadaşlar şimdi balıkları ağın içine sürmek için. Sen bir sopalasana. Sopalayacağız birazdan. Ver abi şunu. Sopalamıyorum. Sopalama yok mu? Çok ısrarınız gerekiyor. Böyle sopalarken Yunus'u bayıltıyormuşsun ama. Düşünsene Yunus. Neyse şimdi. Oğlum sen ne kadar cani bir adamsın lan, hayvan. Oğlum. Hayalimde komik bir şey oldu anlık ama o gerçek olsa komik olmaz. Ama böyle çıkarıyor. Düşündüğüm için komik oldu. Ricky Gervais izledin mi? Hayır işte. F5. Oğlum bir AWP oynuyorum var ya Ferit. Harbi mi? Bak gelmiş. Görmen lazım ya diyorum sence. AWP mi? Sen? Ama işte üzebilirler işte orada. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben yeni bir türden bahsettim ki bana böyle bir tür olmadığını söyledi. Sor chat'e. Pantolon balığı diyor ama. Var kanka. Ne o yapıyor? Çok bakıyor. He? Ne abi yapıyor? Sıkıntılı bir tür. Harbi mi diyorsun? Evet. Efe'cim korkma, şunu sihirli al, yere koy. Ben görmedim ya pantolon balığını. Görmedim sanki mi? Sanki biraz buraya yakın gibi değil miyim ben şuraya biraz? Aynen. Bir tık yakın gibi hissettim de kendimi. Evet, şimdi düzelecek. Hoppa! Maşallah. Açılış. Açılışı aa, güzel yaptık. Açılış geldi valla. Başladık Allah'ım. Of. Ama burada gelir birkaç tane, ondan sonra ben çok sanmıyorum. Gelir yani. Abi gelir. Abi sen bak hep negatifsin ama. Evet, bak sürekli atarken dedin hiç gelmez dedin attın. Biz bir laf söyledik, doğru mu Çetin? Ne dedik? Rastgele. Tabii. Gelecek abi. Şimdi ben radardan görüyorum o bir şey, anladın mı? Abi. Ya bilemezsin. Bazen öyle oluyor, hiçbir şey görmüyorsun. Gel bir kamerayı versene. Yani bir şey görüyorsun, atıyorsun, devamında bir şey yok ama deli gibi balık geliyor. Radarlar çıkalı da heyecan gitti ama biraz. Kim? Ulan radar olmasa bok yedik, bok tutamayız. Futbola gelen VAR uygulaması gibi amına koyayım hani. Ama troller var. Onlar onların ya radar. Ya benimki radar değil, benimki balık bulucu. Evet. Asıl radar, asıl radar onların radarları. Onlar... Her şeyi görüyor mu onlar? Abi, adam 3 kilometredeki balığı görüyor ya. Allah Allah. Kaç abi o radar? Çok pahalı. 15-20 bin liradan başlıyor. Radar abi bir radar hediyesi almadık mı? Bir radar hediyesi alalım. Yok onu yani. Benim koyacak yerim yok. Bana yetiyor. Bozulursa bunları alırsın. Ucuz bir şey abi. İlla bir şey alacaksan diyor. Aynen öyle. Bu kayıyı modifiye edelim abi ya. Ya bu kayın küpeşteden yapılması gerekiyor. Şunlar yani. Onlar çok eskidi. Evet. Onun dışında kayın...
Maşallah, maşallah. Bu gece festival. Bu gece festival, evet. Benim için de iyi oldu. Kilosu kaça demiştin abi bunun? Balıkhane bunun kilosunu 100 liradan aşağı vermez. 100 lira. 100 lira mı? Yani. Kilosu. Güzel. Kalaçanın kilosu 90 lira, ben 89. Oo, çok iyi. Bu balık şu an. Bu balık güzel, 5 kilo var. Lira var kanka. Tabii. Yok, ben 100'den satmıyorum. Abi biz satalım balığı. Kaçtan satıyorsun abi? 50'den gider bana. Arkadaşlar, 150 lira var. Neydi abi bu balığın adı? Hard grind. İstavrit. Arkadaşlar, satılık 5 kilo istavrit balığımız var. Kilosu 200 lira. Canlı yayında tutuldu. Oğlum adı var balığın, evet, aman akıyım. Evet, doğru bu arada. Bostan anısı çıktı. Var. Ah lan. Oğlum biz balık yok. Manzaralar. Ah lan, bostan. Atlayacağım şimdi lan. Kendimi. Ah bak. Lan. Çekme çekme. Aga be İsmail abi. Şey ben falan. Şöyle. Abi iki tane var altında. İki tane aşağı. Oo abi şurada bir tane bak bak. Bak. Abi burada. Onu gördü. Aşağıya alacak. Çok balık olduğu zaman önce çekiyor sonra yiyor. Sen buraya at, ben de ayıklayayım abi istersen burada. Becerebilir miyim? Ya şu Yunus belasından korkuyorum, sadece korkuyorum. Beni çok beceremezsin de demek istemedi bence. Yok canım bunda, evet biraz gerçekten tırnaklarım var değil mi? Tırnak var abi. Tırnaklardan çok iyi ayıklarım. Şuradan tutar çekerim ha istersen. O kadar da değil de. Çağrı bir sessizleştin kanki. Duygulandım kanka, balık ya, tutuyoruz ya. İlk defa bu kadar çok balık tuttuk. Şey yapmayalım, buraya vurmuşuz. Tekne tuttu piçkeyi. Biraz tekne de tuttu, evet. Kaç gibi bitiririz bu arada? Ooo, çafi yayın diyorsun yani. Yani. Yani diyor. Hani? Kusacağım diyor. Böyle devam eder çünkü bu 5 olur, 15 olur. Gidiyor yani. Bize abi balık tutmayı öğretmen lazım aslında. Bize balık vermek yerine, anladın mı? Abi deniz anası. Bunu bir al. Koy şu bir dakika ortaya. Ayır. Yeni kova çekelim mi abi? Yeni kovamızı çekelim abi. Şöyle balıklarımızı da gösterelim. Sevgili balıklar. Arkadaşlar bu istavrit. Bu da istavrit. Bu da istavrit. Bunların hepsi istavrit. Bunların hepsi istavrit burada. Kraçayı göster Kemal. Kraçayı o da bulamaz ki. Kraçayı attık abi. Kraça altta kaldı. Kraçaları attık ya. Ha şu gördüm. Kraça. Yeni kova. Kova. Yeni kova gelsin mi İlker abi? Çekiyorum çünkü midesi bulandı şu arada. Bak kraça. Kanka bu da kraça. Kanka gidiyoruz şu an. Nereye gidiyoruz? Çağrı'nın midesi bulandı diye karaya gidiyoruz. Yok benim midem bulandı. Yok, dalga olmayan bir yere gideceğiz. Dalga olmayan bir yere gideceğiz kanka. Abi sen nerede rahatsan ha, orada duralım. Benim çok kötü değil. Direkt çekiyoruz, kovaya ayıklayacak. Ben tahmin ettiğim gibi oldu. Orası boş. Tutuyor mu lan senin deniz? Ya tutmuyor ya. Abi biraz dalga var ama olabilir mi? Dalga var ve küçük olur. Tekne bu. Burada biraz daha iyiyim. Orada bayağı midem şeydi de. Uçak korkum burada var. Burada ben de bittim bu arada. Değil mi? Tabii canım. Ki ben orada indiğimizde senle ben var ya böyle sallanacağız. Kanka bana hiçbir şey olmaz. Avare gibi avare. Bana hiçbir şey olmaz. Ben yani, nerelerde hop gençler ne yapıyorsunuz? Bak kraça, istavrit. Kraça. Bak, kraça. Lan kraç. Toprak hiç para eder mi? Lafını bilmeyeni. Burayı bir yer mi? Balıkçılar oynayı. Beyler sakin olun lan. Abi bunlar niye bu kadar heyecanlı? Arkadaşlar işte. İki balık türü... Oğlum yapma. İki balık türü bilmiyorum. İki balık türü tutabildik şu an. Yeni tuttuğumuzu söyleriz ne olduğunu. Balık türü tutmadık. Sarı tuttuk bir tane. Tekir, izmarit, istavrit. Ha, tekir, izmarit, istavrit. Tamam, istavrit. Üç balık türü. Pardon. Aslında hamsi de tuttuk ama meraklısına onu attık gene. Birinin çağrı neyse. O kanka yapıştırdık ya amına koyayım sana. Kemal bir cevap ver. Ne olacak daha? Sive gidiyor ki amına koyayım. Bu balıklar taze mi diyor ya? Sive gelişim çağında. Balıklar daha canlı amına koyayım. Ne taze mi ne ya? Daha yeni çıkarttık denizden, yeni çıktı sive ya balıklar. Balıklar taze mi diyor? Taze mi diyor? Şu şuna ver 3 tane gols ver şuna hadi. Bak yayın görmüş balıklar ha bunlar. Kokmuş balık bunlar. Hey yavrum.
Vay 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 vay. O abi geliyor geliyor, bayağı geliyor. Maşallah. Daha da çok büyük oluyor. Evet abi, bunu bir daha atalım bence. Çağır da yarrami yesin denizin ortasında. Ne oldu? Dostum hiç ağzına küfür yakışmıyor biliyor musun? Harbi mi diyorsun? Harbiden. Pardon, özür dilerim. Duydun mu, kaçırdın Kemal. Ne? Attığın yere bir daha atılmaz. Attığın yere bir daha atılmaz mı abi? Atar mı hiç kurusu? Niye? Bu avazı atar bak bu. Attığın ya yere bir daha atabilirsin ama aradan biraz zaman geçmiş lazım. Dalga fena. Bir atlamazsın buradan. Yani. Burası bozdu beni. Burası bozuyor. Gel istiyorsan bozuyor. Ben geçeyim oraya. Yok kanka. Şimdi hepinizi düzelteceğim ben. Vatoz İlker'in emri var. Orada cezalandı hep. Abi ufak yani. Herkes bunu götür rahat etsin bile. Etsin abi. Şey mi abi diyorum? Yorulduysan çekeyim ha. Çekemem mi? Güzel blöf. Çekemez. Çekemem mi? Harbiden çekemezsin. Şöyle çekerim abi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bayağı ağır bir şey çekiyor. Şeyle beraber, suyuyla beraber. Oy, abi 4-5 tane. Vay vay vay. Dalgan hala takip ediyor bizi. Onu ben alacağım birazdan. Vatoz show. Ya boynuna saplanırsak ya. Burada abi, da gençler var, burada gençler. Hey! Dalgan'a demeyin ya. Bir duruldular ya, heyecan bitti. Abi hatırlıyor musun, buradan hiç buradan çıkmaz diye attık hatta. Sürekli her çektiğinde de şey dedi. Ha bu başında gelmiştir. Radar da hiçbir şey göstermiyor. Radar buraları niye göstermiyor abi? Ya şimdi bak şuraya bak. Oy maşallah. Gelmez dedikçe daha da geliyor. Oraya doğru dönüyordum ya. Hmm. Orada gördüm bir balık. Şimdi o balığın ne kadar kalabalık olduğunu bilemem. Şimdi ilk ışığı da oradan yakıyorsun ya. Evet. Belki çok balık bu tarafa doğru gitti. Ha. Ama ben buradan geçerken hiç balık yazmıyordur herhalde. Balık geldi o zaman yani, o bir yerden... Hiç anlamıyorum amına. Etken oluyor mu? Ben mi? Ha, anladın mı? Falan. Hiç anlamadım. Sen şey düşün, kaçta döneriz, kapanırım mekan. Daha rahat yüzdüğü yere. Sen böyle balıklı haline gider misin mekana? Balıklı değilim ki. Oğlum sen öyle yine zannet. De şu an balık, deniz kokuyoruzdur yani. Koktuk yani balık. Yoo. Ya kokucan denize geldin ya. Kokmuyorum. Parmaklarını kokla görürsün. Öf. Ooo festival. Öf. Ooo. İşte Vatoz yo. Vatoz farkıyla. Evet. Zorlu PSM'de bu hafta. Abi onları sökmedik ama bu sefer. Sökeceğim Kemal. Babacım sakin ol. Sizi sakin bir yere götüreceğim. Dalga olmayan bir yere. Aramızda keyfini çıkarta çıkarta muhabbet ede de yapacağız. Tabii aramızda Kemal. İki makara goy goy taşak. O ne? Balon balığı. Aa yengeç. Ama bak bu değişik yengeç. Ne yengeç abi? Bakayım. Buna ayna diyoruz. Kanka bakma bakma, at onu bir. Bu ısırmaz da kolay kolay. Bak hemen kilitliyor kendini. Bu ne abi bu? İğrenç bir şey bu ya. Dur lan çevireyim yürüsün. Efe bak şimdi. Çok pis yer o ha. Oğlum kilitlenmiş zaten baksana. Kemal al şunu. Açılıyor açılıyor açılıyor. Ona dokunma bir açılsın o. Kanka beni geriyor bu yengeç muhabbeti ya. Al şuraya. Kemal. Balıkların içine at bari. Ananı sikeyim. Başı nere gözü nere onu bilemedim ki. Oğlum zaten o defans modunda şu anda. Kanka bak sana doğru kilitleniyor Kemal. Bir dakika ha açıldı açıldı açıldı. Açıldı şimdi kapat onu. Tut oradan tut. Al oradan. Dur dur kilitle kilitle bırak kilitle. Kitlensin bırak. Lan tut. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Kemal tutsana oğlum. Oğlum lan sen... gitti ya yengeç. Lan gene A gitti senin yüzünden gene A gitti. İyice alacağım alacağım amına koyayım alacağım dur. A yemez o. Tutsana Kemal. Az önce A yer demedim ya. Şu anda yemez ya. Ananı sikeyim. 2 saat kalırsa yer. O ne? Anası küfür ettin geldi. Bu ikinci hali kanka. Lan abi bu ne bu? Evolve hali. Charizard bu amına. Sizi şeylerde. Kemal. Kanka ananı sikip. Kanka at dur, şunu dur, ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Oğlum bu ne? Lan dur lan yürümüş kayın altına. Gel. Abi gözünün yağınıyım şu yengeçleri atsana. Hayır. Allah kitap rızası için. Bir şey yapmaz bir şey yapmaz, bir şey yapmaz ya. Özellikle orada oturana bir şey yapmıyor. Halden anlıyor. Baksana oğlum ben tutuyorum, dokunuyorum. Efe, öbürünü yapsan onu, öbürünü yapsan bro. Öbürünü de alırım elime. Öbürünü kıskaçını, parmağın dilini sokabilir misin? Abi bunu göndereyim mi küçüğünü? Ya niye göndereyim? Üstüne koy, onun üstüne koy. Onun üstüne koy, beraber kardeş gibi takısınlar. Şöyle yanına koyayım. Fight çıkmasın.
Efe, o tanıdığıdır oğlum. Efe seni tanıdı, seviyor seni. Kanka bana gelmesin ki al şu sitesini gitsin. Ya gelmez baba. Ben öteki tanımıyorum. Öteki verdi ya, ben ilk verdiğim. Tanımıyorum, ben yay burcuyum. Gönderiyorum bunu. Şey olmaz. Ya niye gönderiyorum? Korkmasın kanka, çok korkar. Öbürünü yollayacağım. Öbürünü gönderemezsin. Korktu oğlum, korktu. Ya oğlum niye korksun ya? Korktu be, at denize nasıl mutlu. Yok oğlum. Ne oldu oğlum? Çekseydin keşke ya. Beyin kanaması geçirdi. Hayır abi, bir şey o zır var amına koyayım. Bayıldı amına koyayım ya. Lan hayır, şöyle şey yaptım, zır var onda ya. Kemal ona çok bulaşmasam mı ya? Ben şimdi bulaşacağım ona. Kemal onu üstüne atlarsa hiçbir şey yapamıyor kanka. Evet. Üstü, abi onun neresi neresi anlamadım ki. Bak, şurada mı gözü? Aynen orası, orası işte. Evet. 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 Ne yaptın abi? Bunlar kıskaç. Aha da ağzı burnu burada. Göster abi kameraya. Bunu tutacağın zaman böyle tut bak. Şu büyüğü tuttuğun zaman. Bak göster abi. Daha bu sonra bir sik yapamaz. Ha bitti gitti. Bitti abi. Evet. Bu kadar. Oha yüzüne bak lan. Bakayım yüzüne. Abi öyle göstersene bak, kamera tam bura. Merhaba Cid. Merhaba. Merhaba Cid. Benim adam İngen tuttu. Benim adam Ayna. Bu denizlerim. Niye Ayna diyorlar abi? Ne bileyim abi, bizim büyüklerimiz öyle. Güzelmiş ama çok. Allah Allah. Değişik. Bunu eve alsana yosun Kemal, yosun. Eve alsana bunu. Kanka bunların nasıl daha da büyükleri oluyor. Daha böyle kocamanlar oluyor. Öbürünün yanına gönderelim abi onu da ya. O anasıydı. Sen hep sana küfür ettiler, bak sana söyleyeyim. Bu yenir mi? Bu yenmez. Bu zarar verir mi? İlla yenir de et yok içinde. Yani. He. Şu kollarından biraz çıkarsa çıkar. Hadi sik. Gece gece yengeçle uğraşmayalım. Fotos İlker ya. Fotos İlker partiyle. Az şunu tutsana ya. Ver şey, ver. Ne olmuş bu kamera? Benim halime bak. Şu kamerayı bir açıklasana. Benim halime bak kanka. Ayna dediler. Gel sıçtım burada. Yok yok. Gel abi sen geç biraz da. Gel kardeş. Geç abi. Gel. Ferit sen Kemal'e doğru yanaş bir. Kemal'cim tutacağım. Ver abi. Çünkü artık... Geç kanka. Allah Ferit. Kamera dönük, kamera dönük. Kamera tamam dönük, sıkıntıya girmeyelim. Ulan az bir dokundurdun ama 20 bin kişiye emin. Oh be. Şöyle yüzünü gözünde bir görelim. Şimdi buradan da çıkar 3-4 lira rahat. Buyur kanka şimdi. Bayağı. Ben de oturayım. Ben de mi? Ha, ben de oturayım şöyle al, alacağım. Sen de çetini. Ben de çetimi alacağım. Oturayım mı? Heh. Sağ ol gülüm. Çok güzel. Abi bu elim şişti mi? Başkanlar ne yapıyorsunuz? İyi ya. Niye şişsin? Isırdı mı? O orada tuttu ya. Isırdı mı lan? Hafif tuttu ya. Hafif. Minik. Bakayım. Bir şey yok ya. Minik. Dalgadan çıkalım artık. Daha geldi ya. Çok güzel lan. Ben minik bir böyle hani ben çocukken şey yapar mıydın? Toplu iğneyi böyle derine ilk derine evet, geçirirdin. Evet, öyle bir minik. Anladım. Anladın mı? Anladım. Gayet büyük oğlum, ya. Oğlum yarılsa da bir şey demem ha. Gıkım çıkmaz ha benim. Niye? Öyle şey adam. Delikanlı mısındır? Ha. Oğlum sen ne adamsın ya? Geyri. İlker abi. Ferit. Öyle şey yaptım. Kemal. Kemal. Yorulduk be paşam. Ben. Vallahi güzeldi ama. Kaç voli attık? 3 voli attık. Bir şey söyleyeceğim. Hani böyle introlar olur ya. Böyle introlar olur ya. 4 evet. Böyle introlar olur ya. Evet kanka. Hani böyle görüntü oynar bir anda donar. O kişinin böyle yanında Ferit yazar. İlker yazar. Evet, evet, evet. Ondan yapalım mı? Arkaya müzik koyup yapsınlar onlar. Tamam hadi. O tamam, zaman tamam. Biz mi donduk, kendimiz mi donalım siz yoksa? Siz sadece poz verin. Tamam, tamam o anda. Önce Kemal'e başlayalım. Tamam dur ben hemen şöyle yerimi alayım. Manzaralar balık günlükleri. Kemal. İlker. Ferit. Çağrı. Efe. Yaptık beyler tamam. Tamam. Editlerler. Tamam. Güzel. Content creating'im gereken değeri gördü mü? Preferi. Ne yani? Düğe mi gidiyorsun? Yo. Devam abi mı? Abi gelmişken bence atalım sana da. Bak sana şuraya doldu. Çağrı diyor ki işte. Daha ya, bir tane daha. Mı? Ha kalmadıysa dönelim. Kalmadıysa dönelim abi. Balık. Bana yeter 4 kilo orada var. Okey go o zaman. Sana balık balık kalmadı balık. Mis. Sen işinden geri kalma abi. Ya, ben aynen.
sıkıntı yok. Biz keyif aldık abi. Biz aynen. Keyif aldık. Sabahlarsın. Hocam eve gideyim. O zaman eve gidelim abi. Eve Kemal. Eve gideceğiz hocam. Kemal. Eve gidelim. Eve. Kamerayı silmelik bir durum yok arkadaşlar. Kamerayı lensini limanda ben yanlışlıkla yere vurdum. O yüzden bir çizik oldu. Ondan dolayı büyük ihtimal ışık yüzmesi, ışık füzyonları çapraz geldiği için. Tamam kanka kendini göster. Kanka tam çareye bir şey söyleyecektim. Evet balıkları limanda kayıkların içinde mi ayıklayayım yoksa şurada güzel bir koyda mı ayıklayayım? Hangisini istersin? Bence güzel bir koyda ayıklayalım. He? Bizle bir sohbet, muhabbet. Sohbet, siz kötü müsünüz? Limanda mı ayıklayalım, koyda mı? Bana ne fark eder abi, gözünü seveyim. Bana fark etmez. Oflu adam ukta. Ha gidek o zaman şuraya ya. Ha şuraya gideceğim işte. Ha aynen. Burası sakin. Yayın var değil mi şu an? Var var. Yayın var. Yayın kesilmedi maşallah. Bakarsın oraya. Koyverdin gittin beni oy. Koyverdin gittin beni. Allah'ından bulasın oy. Allah'ından bulasın. Kimse almasın seni oy, kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Gellevera deresi oy, gellevera deresi. İki dağın arası oy, iki dağın arası. Yüzünden silin mesun oy, yüzünden silin mesun. Biçavumun yarası. Çok iyiydi beyefendi. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Eyvallah. Duygulu da söyledi biliyor musun? He? Duygulu da söyledi. Duyguyu da aktardı. Geçti mi sana? Geçti. Aktardı, aktardı. Eyvallah. Uzaklarda duygu aktarımı iyiydi. Çünkü yani. Gellevera deresine gittim yani, anladın mı? Oraya yaşadın evet, mı o yaşadım. An? Oradaydın. Gerçekten iki dağın arası. Peki oradaki, onu bize bir yansıt anlatabilir misin birazcık? Tamam, Gellevera deresine. Gittin ya az önce. Ha az önceki astral yolculuğu. Tabii o sekansı ben merak ettim. Ya şöyle. Anlık ne yakalandınız? Tonaj tuttu ya. Ben alt yapı buradan alt yapı veriyorum. Alttan veriyorum. He sen de alt yapı. Tonajım var ya bak ne. Tam ortadan geliyor biliyor musun? Ruh sağlığımız yerinde değil. Ne oldu pampa? Çok güzel şakalar geldi ya. Çok güzel şakalar ya amına koyayım. Guru diyorum amına koyayım. Şunu biliyor musun kuzen? Bizim orada. Geçen gün cılıksın ya. Sen Masakan'ın taklidini yaptın, ben böyle anlıyorum. Yo Ayhan Guru derimin taklidini yaptım. Masak abinin de yapsam bir şey demez ki Masakan'ı. Severim kendisini. Kendisi de beni sever. O vursun be. Geçen gün cılıksın. Kimler kimler vurdu kardeşim benim şimdi. Cılıksın yayında ne diyor biliyor musun? Pardon cılıksın yayında. Cerkes. Cılıks. Diye ki stranger, aynen öyle söyle. Stranger Tits izleyeceğim amına koyayım. Şey diyor, devam gideceğiz amına koyayım. Devam gideceğiz ne demek ya? Stranger Tits güzel abi orada. Yeni stranger sezon nasıl? Tits. Güzel, sardı mı? Başlayacak. Ben diyordum ki yani geçen sezon ya? Final olmalıydı artık yani diyordum. Bu sezon biraz peki, fazlaydı. Peki Disney Plus izledin mi? Yok. Sponsor şey, olmadılar. Gerçekten ha? Reklam değil, kanka, sponsorluktan değil. Gerçekten sponsor bak, çok güzel ben, içerikler var abi. Ben bu arada Cyber'ın hesabının şifresini istedim. Oradan girdim. Bayağı iyi. Evet. Mandalorian falan izleyin yani. Böyle ışık gibi geldi anladın mı aslında? Ne var ki o kadar ya? Kanka belgeseller, diziler, filmler. Lan eskiden izleyip unuttuğun şeyleri görüyorsun falan. İsteyenlere Cyber'ın çiftliği atabiliriz. Ama bu yasaktır yani. Ha. Yok aile kullanımı var ya. Sıkıntı yok. Ama biz bir aileyiz. Miyiz? Dört kişi kullanıyor yok herhalde değil mi? Öyle mi? İzleyicilerle biz tabii aile tabii, biz bir aileyiz tabii. Aileyiz de demişken Ferit abime de ayrı teşekkür etmek istiyorum o kadar. Tüm yayının harbiden yine adam setup'ı kurdu. Ayarları yap. Full Ferit ama günün yani sonunda harbiden şuraya görünce yani işte Ferit de diyor ki yani iyi ki diyor anladın İyi mı? İyi ki diyor. Bak yüzündeki gülümsemeye bak. Ferit gerçekten. Harbiden diyorum. Cansınız. Bu ekibin motoru diyebilir miyiz? Gerçekten. Sağ olun hocam. Hep beraber. Motor çalışır yani. Motor olmasa yaramaz. Alıyor amına koyayım. Sikeceğim bunu bak bugüne. Beyler bir an kaptırdık. Oğlum sen ne vereyim? Şu taşları denize atmanız lazım. Efe yaparım abi. İkisini de bu taraftan. Efe dedin çare. Sen yapamazsın Efe yapabilir onu dedi. Yok o şimdi bırak kanka, ağır ya dengeden dolayı diyorum. Yoksa tabii ki yapar ya. Yani. Yapamaz abi bu. Şu ipi boynuna geçirip atsana taşıyayım. At, Kemal'in. At. Direkt atayım mı ikisini de?
Kanka. Bıraksaydın ya suya yakın. Attım işte amına. Üstümüze geldi oğlum. Amına koyayım. Şöyle attım ya. Evet kanka havada, havaya attı ya. Islak ıslak. Sürerim buluta tarlaları, yağmurlar ekerim göğün göğsüne. Abi saat daha 1:20 geçiyor ya. Abi daha 1 ya. Senin çayını yüreğimden süzer. Böyle süzüyor. Söyleveririm. Ben abi burada bağırmamız lazım. Sıkıntı olmaz değil mi? Nakarattayız. Bu bağırmamız abi. Şaka şaka valla. Da bağırma da. Çünkü herkes burada ayrı, oğlum, tamam mı? Oğlum milletin evi evi. Öğrenciye ev vermiyorlar burada. Yok şikayet edin. Şimdi sahil güvenlik falan gelir sıkıntı olur. Sahil güvenlik gelse müzik yasağı var geçen Sefo'yu sahnede izlemişler. Güzel aksiyon olmadı. Saat 1'i geçti aynen. Saat 1'i geçti mi? Saat 1'i geçti. Müzik yasak abi artık. Sefo'nun 12.30'da sahneden indirilmesine ne diyorsun Efe'cim? Ayıp. Saat 1 de olmamış. Ayıp mı diyorsun? Ne oldu, götün yemedi fazla yorum yapmaya? Bu kadar işte, ayıp. Sen sordun, sen cevapla. Kimsenin götü yemiyor bu ara. Arkada bir yerde su olacak diyor. Abi buyur. Ben ederim de 2-3 kelime tam bir şey. Tam senin arkanda bir yerde vardır. Arada... Ayıp. Olmaz. Abi, göremedim ama. Şöyle bak. Şöyle büyük şaş al, beşlik. Fotoğrafım... Ha, burada. İçim yanıyor. Buyur abi. Bu klasik... Abi benim de içim yandı biliyor musun? Bu klasiktir bizde biliyor musun? Benim de ağzıma dayasana abi oradan. Deniz suyu mu abi o? Şunu kanka oraya deniz koysana. Suyu. Nasıl yani, denize atmayacağız onu mı? Onu oraya koy, yanına bak. Yanına koy kanka. Koyacağım. Nasıl yani efendim? Kanka bak şurada yanında tamam, gerçekten yer var. Diyorum burası. Efendim abi? Deniz suyu içilmez mi? Deniz suyu içilmez abi. Deniz suyu mu diye sordum. He. Ferit bak benim burama ne oldu? Hiçbir oh, şey yok. Dokun şey. Dokun şöyle. Böyle oynarsan. Ooo nasıl oldu? Battırttı battırttı. Bakayım. Battırttı oğlum orayı işte. Ayy. Ya Çetmin. Gelemiyorum yanına. O zaman çayı demliyorum ben. Ne olur değil mi? Değil mi abi? Bak burası da sakin. Harbi lan bir çay. Oğlum getirseydin ya amına koyayım senin semaveri. Benim semaverim mi var amına koyayım? Yok mu? Sen kahve makineni niye getirdin abi? Çaycı. Bu arada ablam sen söyledi. Çay vereyim dedi. Gerek yok dedim ben. Benim hanım dedi yani. Niye ya? Kanka. Kanka. Birinin bir yerine dökülür falan. Benim küçükken... Değil mi? Denize ne yapacağız evet, ama? Pişkoma çay döküldü. Senin ondan mı öyle etli? Böyle etli kaba ondan mı öyle duruyor? Bayağı yaramış canım, demek ki ya. Akşam ne yapacağımız belli oldu. Çaya mı yatırıyor? Çaya yatırıyor. Kaç dakika onun süresi? Ne kadar süre? Ilık çay torbalarıyla. Ferit hatırlıyor musun? Ben süt dökmüştüm yani. Bu ya süt döktü. Kanka pişkona ben, mı? Ya, pişkoya. Böyle o duman kayasındaki evde. Pişkona süt mü döktün? Kanka. Süt mü içiyor? Eğer üstüne gelseydi... süt banyosuydu be oğlum. Eğer üstüne gelseydi boku yiyormuşum. STT'ye falan gidiyordum yani. Şaka yapıyorsun. STT'ye mi? Üstüne gelse STT'ye falan gidiyormuşsun. Ben bakamadım bile acıdan falan. Nereme döküldü falan diye. Şeyi anlatsana. Hastaneye gidip. Olayı mı? Direkt açtın ya. Çok kötüydü ama. Ne yaptın? Kanka mesele şu, şöyle döküldü. Duştan çıktım. Üzerimde de böyle hani bağlamadım sadece ucunu, anladın mı? Böyle böyle dolanıyor. Şöyle üzerime sadece giyindim. Ucunu bağlamadım. Açık önüm. Evdeyim. Tekim amına koyayım. Giydin mal hesabı ha. Bir yandan da Nesquik yapacağım kendime. Süt kaynatıyorum falan. Tamam. Anlık böyle çıt döküldü möküldü. Hastaneye gittim hızlıca. Ama nasıl acı çekiyorum, nasıl ağrı çekiyorum. Taksiyle hastaneye bornozla gittin. Kanka bak nasıl acı çekiyorum hastaneye dedim sana. Anlatamam. Bornozla mı gittin hastaneye? Hayır, bornozla falan gitmedim oğlum. Bayağı bildiğin şöyle tuta tuta gittim. O arada ne giydin üstüne o acıyla? Bayağı giyindim. Normal bir şekilde giyindim amına koyayım. Doktor? Boxer giymeseydin lan. Giydim şöyle tuttum. Normal direkt short giyseydin. Sünnet çocuğu gibi. Hiç short tutar. Doktora önüne geldi. Kanka gittim, girdim şeye. İndirdin mi boxer'ını? İndirdim. İnik. Ama tamam. Sıkıntı şu, direkt indirmiş. Odaya girdim, kapıyı kapattılar, ben de indirdim. Ne yapsın kanka, bir kaldırma. Hayır, önce o odalarda
Hemşire sonra... geliyor ya, doktoru çağırıyor, sonra önce bir bakıyor, tansiyon falan ölçüyor. Tamam. Evet. Onu indirmiş. Tıpta utanma direkt. Olmaz. Ama aynen bir tuhaf oldu ama yani. O hani benim doktoru beklemem gerekiyormuş odaya girmesini. Ben indirince hemşire de şey yaptı. Aman hani, aman. Hemşire şimdi indir. Değil. Şimdi sonra hemşire bir şey yaptı. Anladı ki zararsız. Sonra da aynen zararsız. Dedi ki doktor gelecek şimdi. Ama oğlum çok utanmıştım yani. Sonra bir baktı hemşire, tamam seninki inik dursun. Tamam tamam. Yani çok alışkınmışım gibi bir hareket olmadı mı sence? Ya yani... bunu indirmiyorduk normalde ama iyi hadi sen indir. Bozmaz. Olmuş gibi hissettim kendim bir an, anlamadım. Öyle hemen de şak diye. İndirince. Eray'dan AS. Bu amcık sen yayındayken niye yayına giriyor? Kim? Eray. Hepsi giriyor. Abi artık 42 kişi olduk amına koyayım. Yayın saati mi kaldı? 24 saat doluyor, anladın mı? Ne yapıyorlar kanka bunları? Ben sürekli salonda görüyorum böyle oturuyorlar. Narguş. Makarasında ya adamlar. Narguş ne lan? İşte nargile. Ha, nargile mi yapıyorlar? Nargile, tabii, salonda muhabbet. Salonda muhabbet, arkadaş arası. Baran var, kafa sikiyor. Aynı döngü yani. Niye? Sizde öyle bir kural mı var ekipte mesela? Sen yayında açamazlar mı sen yayındayken? Hayır canım, sizde öyle bir ara vardı ya. Sizde vardı. Sonra özgürlük ya dedim biraz. İyi yaptın çocukları saldırdın. Öyle bir şey yok. Herkesin ciddi algılayacak. Demiştim bir arada çocukları. Abi radar dırt dırt yapıyor ya ama. Balık mı? Unutalım ya. Zargana. He tuttu bulundu. Abi balıkları. Gerek kalmadı artık. Yo ötüyor. Şey, hamsi geliyor. Son vali iyi oldu abi ya. Abi mesela sen bunu yaparken biz olta atsaydık gelir miydi? Gelmez bu. Abi versene şuna bir olta sinir atsın ya. Oltanın amına koy. Olta yok bende. Dostum, oltayla balık tutulmuyorsun. Kaç tane bak kaç kilo tuttu. Boş iş zaten. A amına koy. A atıyor adam bak. Bir attı kaç kilo geldi. Ha, Abdü nasıl tutuyor? Delimini nasıl tutuyor o zaman? Olta attım denize. Değişik balık gelmiyor. Şunlar az içime suyu koyayım mı ya? Kime koyacağım? Balıklara. Oğlum tatlı su konur mu balığa? Bembeyaz olur balık. Bembeyaz olur. Salak. Harbi lan hiç mahvediyordum. Düşünmedim ha. Ben niye? Benzinli arabaya dizel koymak gibi. Aynen. Bak aynen dedi ilk kere. Motoru mahvedersin. Yok balık satılmaz ki. Duydun değil mi? Neyi? Satılmazmış ondan koysam. Mitsu. Mitsu. Mix. Ey ben aman. Miyav sesi evet. Şeyden evet karadan geliyor. Geliyor. Karaya yakınız. Kediler balık istiyor. Şöyle göstereyim. Tabii ne gördünüz bilmiyorum ama. Görmüştü onlar ya. Tıran, Kela. Bu kız vardı ya. Volant'ın mörçünün namına koydum ya. Bir de Le Bünyamin abimin. Harbi. Le Benjamin. Le Benjamins. Az kaldı Asvege. Ne diyor? Biraz daha salakta kalalım çıkıyoruz. İtalya'dan çıkacağız hemen. Senin konteyner gelmiş bu arada. Abi yengeç daha. O bir de böyle katlanıyor bir şey oluyor ya. Korumayı alıyor kendini. Direkt şöyle versene abi şöyle. Aynen ha. Şimdi açılır mı? Öyle dur biraz. Biraz durma durayım bakalım. Bu. Bir konuş onunla. Lan ses çıkarıyor. Oo evet. Ben karada yaşayabilirim, onda karada yaşamasının bir süresi var. He o zaman koyayım mı abi geri? Deminki abi 5 dakika takıldı bir şey olmaz mı? Bir şey olmaz ya. Bir 2 saatte durur yani. Bunun üstündeki kabukta bazı şeyler var. O şeyin için, kamuflaj için mi abi? Hayır abi o şey işte. Yosun bağlamış. Yosun bağlamış. Ha yosun bağlamış. E diğerine niye bağlamıyorsun amına koyayım? Onda da böyle. Ay yani. Gözünü gördün mü? Ay diğeri bu kadar değildi. Ya, abi bu bir şey yapıyor galiba. Evet, elime bir şey yapıyor galiba. Elim gıdıklanmaya başladı amına koyayım. At o zaman. Aşağıdan küçük yapıyor böyle. Bak 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 bak. Şerefsize bak. Açılmıyor da ha. Tehlikede hissediyor hala abi, kendini. Abi ben bunu yollayayım. Aynen tehlikede hissettiği için. Kemal alerji. Alerji olacak ya. Ha, hala aynen. Açılmadı ha. Top gibi gitti mi aşağıya? Tribe girdi sen. Ey ben aman nazar getirken to. Oğlum yengeç adam oluyormuşum. Nasıl sarar? Yengeç adam... Yengeç adam da sarmaz, sarmaz yani, gibi. Ya. Gözlerim adam. Böyle çıkacak mı? Kıskacın olacak. Kıskacın olacak bir de yan yan yürüyeceğim. Tamam, kıskaç da kullanışsız bir de yan yan yürüyeceğim. Evet. Ama denize... o gece 3'ten sonra ben amına koyayım. Yani eve dayı benim eve götür. Beni bir taksiye bindirin. Ama kıskaçların da dolu.
Yapmayayım. Beni fark etti ki yine. Doğru. Değişen yine bir şey yok. Vay be. Yapmıyoruz be. Ulan yaptık balık yayınını abi daha. Harbiden. İyi oldu ama. Güzel oldu. Her yaz yapalım bence. Bir de dedik ki hatta sarı mezgite çıkalım dedik. Bu kayıtta dedik onu zaten ya. Sarı mezgit ama yayın kaçtaydı? Yoktu saat kaçtaydı? Gündüz. Sarı mezgite çıkma mezgit olayı gündüz. Biz ondan öyle bir şey değil. Öyleymiş oğlum. Nasıl ya? Öyleymiş. Normalde sabah erken çıkmak lazım. Evet, öyleymiş sarı oğlum. Mezgite... Sik kırıyorsun. Niye dalga geçiyorsun bizle? 5-6 gibi gün yeni doğarken bir de bu şey büyük balık ağı diğeriyle çıkacağım ona. Sarı mezgit ağı var kardeşim. Var bir şey. Baba ne güzel şov yapıyorsun. Adam zaten hepsini anlattı baba ya. Oltayla tutuyor. O zevkli olur. Bilmiyorsan diye şey yaptım. Orkun'un programlarındaki sen rolünü oynuyoruz kardeşim burada. Ne o? Sen var ana. Sana da kurgu falan diyorlar mı? Mal. Yo. Bana amına koyup kurgu murgu deyip duruyorlar. Ama burada sen nasıl kurgu bildin? Bir kurgusun sen. Oğlum onları da söylemeyin. Arada biraz da YouTube'dayız amına koyayım. Kurgu yapacağız. Geçen gün Orkun bir tane adam video çekmiş ya. Adam diyor. Taş diyor, su çıkarsa içinden diyor 5000 lira diyor, su çıkmazsa 2500 diyor. Öyle bir param var ama. Adam her taşa diyor bu diyor 5000 lira diyor. Ne taşı ya? Taş be ya ama onu ben. Kırıyorlar çıkıyor lan içinden. Tamam çıkıyor da kanka o taştan orada 1000 tane var hepsini satsın. Öyle tutmaz satıyor mı? Satıyor ki kanka. Nasıl ya böyle bir iş var mı? Böyle var bir tabii iş oğlum, var oğlum. Nevşehir'de falan full satıyorlar. Gerçek böyle falan. Bir iş var. Ben şey diyorlar bir de. Bunun enerjisi iyi geliyor diyor. Bu sesi alıyor diyor. Mesajımı verdin. Hayır. Bu örneği verdin. Ben diyorum ki adam abartıyor diyorum. Ben, yani o ama taşlar, video abartısı vardır. O taşlar biraz daha rare'dır. Yani o adam orada her elini attığı pahalı taş çıkıyor. Her ama yani. İki eşeliyor böyle. Oğlum o iş benim abi. Niye çok hoşuma gitti biliyor musun? Böyle kasa açmayı falan seviyoruz ya. RNG'si var ya böyle ne çıkacağını bilmiyorsun. Taşçılık mı? Yani aynen böyle amateys mi çıkacak amına koyayım. Amateys. Amateist değil mi? Amateist. 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 Amateist direkt. Amateist. Amateist amına koyayım. Amateist. Amateist. Amateist diyorsun sen şu an bir açıklamada mı bulunuyorsun? Ateistlere amcık mı demek istedim? Hayır ateist mi diyorsun? İngilizcesi amateist diye mi yazılıyor? Hayır abi. Amateist. T-S-T. Bam bam. Abi bilmeyebilirim ya. Öğretin amına koyayım. Aç ağzını aç. Caysem öğreneyim. Öpüştün. Neydi o peki? İstavrit miydi? Karacak mıydı? Karacak. Neydi? Kıraça. Kışkırdı. Neydi? Kıraçı. Kıraça. Aynen. Kütahya porselen. Burada Kütahya porselen yazıyor. Oğlum bak tadı ağzıma geldi canlı balığı. Güzel ama değil mi? Taze şey miydi? Gibi. Canlı mı? İflan sikildi balığı şurada ağın içinde 5 saattir bekle. Jiri kız. Chat nasıldı yayın? Yeni başlıyoruz abi. Daha yayındayız abi falan diyorlar. Şimdi hepimiz kıyafetleri giyip zıpkına çıkacağız. Ben güzel atayım. Keyifleri yerinde ya. Bir şey söyleyeceğim. GoPro ile bir zıpkına çıkıldığında yapmadınız. Ne oluyor lan? Kanka sen ne yapıyorsun durduk yere amına koyayım ya. Çok özür dilerim. Of. Pardon suyu attı beni. Kanka korkayım diyor. Boya bak boya boya. Lan. Sik attı diyor kanka sik attı diye anten, bir şey anten şuna bir bak şuna. Oy. Kral hoş geldin. Buyurun. Oğlum yiyiz. Sizin aman incileriniz dökülmesin. Oğlum salak mısın? Ben zarar vermek istemiyorum amına koyayım. Ne zararı öldürdünüz hayvanı. Zarar vermeyeyim diye. Allah Allah. Bir zararı görsün hissetsin. Arada atıyor kanka kusura bakma. Artık bunlara komaz çağırı. Komaz kanka. Bunlar zaten feleğin çemberinden geçmiş. Eğer Vatoz İlker tarafından yakalandıysan artık bir çaren yoktur. Sadece saklan ve ölmeyi bekle. Aynen öyle. İyi ya boyutu büyük. Şanslıysan bir Yunus gelir ufak ve... Ufak ya. Büyük lan. Ha. Oğlum ufak daha büyük. Nasıl? Oğlum, bu bayağı iyi. Bu bayağı büyük. Ne bu? İstavrit kanka. İstavrit. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu bayağı büyük bu yani. Bu istavrite göre var ya. Sarı kanat bu. Bu istavrit mi abi? Evet. Bu çok büyük değil mi istavrit için? Yok onun 3 katı 4 katı ise. 3 katı bunun yoktur abi be. Gittik abi. Var mı abi? 3 katı da değildir de yani. Allah Allah. Var mı 3 katı bunun? Bunun ama yarısı ideal. Şöyle istavritler var lan. Bunun yarısı ideal değil mi kardeşim? Normalde abi, bizim bildiğimiz istavrit de biraz daha küçük abi, yediğimiz. İlker abi onlara iri istavrit diyoruz değil mi? Aferin. Teşekkür ederim.
Kanka çok zor değil yani. İri dersin oğlum, zaten. Harbiden büyüğüne. Böyle sınıflarda en önde oturan böyle hocam var ya. Gerçekten. Sen en önde mi oturuyordun? En önde mi oturuyordun? Hocalar zorla en önde oturtturuyordu. Bak sen de sol arka köşedeki cool yakışıklı çocuk olabilirsin. Hayır ben de en önde oturuyordum. Ya en ön ya ikinci sırada oturuyordum. Seni tahmin ediyorum. Sen benimle aynı klasman. Hep yerimizi değiştirip ayrılırız. Piçkeler. Tamam benim full. Ne piçmişsiniz ya. Kanka benim müdür var ya selam duruyor muydu siz kapıdan girince? Müdür oğlum beni okuldan kovdular amına koyayım. Ne selam durmuş. Disiplin yedim aynen. Kanka bir tane hoca vardı. Girer girmez. Çağrı sen oradan kalk şu tarafa geç diyordu. Bizi bir ayırıyordu anladın mı? Aynen ben de bak, otomatik yani. Hocam bu hiçbir şey yapmayacağız falan dememe rağmen. Ben birinde sınıfta bir kavga ettim. İtişiyoruz çocukla böyle. Götüme sıra girdi kanka. Ondan beridir şu kuyruk sokum bir ağrıyor. Onu da bir açıklayayım dedim burada. Ha. Geçen sen kuyruk sokumunu çarptın ya. Hiç geçmez dedim. Ben çocukken kuyruk sokumu sıraya bir koydum. Ondan bu yana böyle bir ağır mağır bir şey olduğunda oğlum, orası çatladı mı ne oldu amına koyayım. Kıbrıs'ta voleybol oynadık ya. Buna inanmamızı mı bekliyorsun? Orada geçen ay seninle. Seninki nerede şey oldu? Orada oynadığımız voleybolda topuğum... Kaç takipçiden sonra kuyruk sokumun çatladı? Ben ciddi bir olay anlatıyorum pardon, kardeşim. Pardon bir daha pardon. Topuğum... Ben de 500 binden sonra bisikletten düştüm de. Oğlum adam bir şey anlatıyor bir dur. Anlat Fero. Tadı kalmadı ki vallahi abi. Valla. Geçen yaşadığımız olayı halledim. Ver ben sana tutayım. Hayır. Kıbrıs voleybolda. Kemal çeksin seni ama anlatırken. Oğlum benim her yerimden bir şey batıyor. İşte Kemal, Kıbrıs'ta Kemal voleybol çeksin. Oynuyorduk arkadaşlar. Orada voleybol oynarken ben bir topa çıktım böyle açıldım. Tam dedim atlayayım zıplayayım. Oo abi o çok iyi ya. O ne abi? Kaya balığı. Kum kum. Riske yaramaz. Albino barbun. Yaşasın abi onu atalım ya. Ölmüş mü? Martıya mı? Martıya. Martıya atalım. Bisiklet martıyı bulaştırma ya. Nasiplensin. Sonra voleybol oynarken. Voleybol oynarken tam atladım böyle. Kötü düştüm. Topuğum kuyruk sokumuma girdi bildiğin yani. Bayağı oraya vurdu. Nasıl katlandı? Topuğum. Öyle katlandı ayağım. Çok şey lan. Bizde normalde o katlanmayıp kırılır çünkü o yüzden. Evet bizde bu realist neydi? Realist sonra ama bir ama. Sene işte bir sene çektim o ağrı. Bendeki bu kelime daha. Ama bir sene çektim mesela o kuyruk sokumu ağrısını ondan sonra geçti bende. Abi o zaten öyle bazen geliyor bazen çıkıyor. Bazen nereye giriyor çıkıyor? Bazen o zorladın mı? Neydi? Ha? Bir balık vardı sokuk muydu? Sokuk sokarca. Kemal senin kuyruk sokumuna masaj yapan... Senin kuyruk sokumu çatladı büyük ihtimal. Abi çatlamadı. Benimki zarar oldu. Masaja mı gidiyor Kemal? Kemal özellikle kuyruk sokumunun o sıkıntısından sonra hep masaja gitti. Kuyruk sokumu masajı. Prostat masajı. Kuyruk sokumu masajı dümdüz. Lan yarak kafaları. Prostat masajına gittin mi hiç? Oğlum ta başacı. Belimin biraz altında ya. Kuyruk sokumu dediğim öyle şey değil yani. Tam bilmiyorlar ki amına kurdum. Omuriliğin bittiği yer işte. Evet işte. Sanki yerini deli böyle şey bir yermiş gibi. Neresi bana... diyorlar? O tam götün deliğinin. Onların bildiği götünün deliğinin biraz üstü canım. Aşağının altına. Şuna bir göster ya tut. Neyi ya? Prostat masajının tam olarak nereye yapıldığını göster. Biliyor musun sen? Ooo bilmez mi ya? Bilmez miyim ya ben senelerdir ayakta işiyorum. Ya. Şey Eko uygaçtan bahsediyorsun abi. Evet ayakta işemek bu arada prostat yapar. Oğlum ya üstünde pullar var mı lan senin? Bir sürü pull var sen üstünde. Sen işemiyor musun ayakta? Olsun işemem. Değişti. Nasıl lan? Abi olsun. Çok az. Şikayetçi yani, olarak değil yani abi. Bir dışarıdayımdır. Tuvalet doludur. Bir su araya işemek zorunda kalırsam işerim yani. Ha dışarıda da eğer tuvalet dolu değilse girip oturup hayatta oturmam dışarıda. Mümkün değil ben kanka ben oraya bir setup kurarım. Tuvalet kağıtlarından bir kare yaparım. Klozeti. Hiç uğraşmam. Sadece işemek için bu kadar. Evet. Hiç oyunda böyle şey olmuyor. Ben o kadar emek verirsem sıçarım da yani kanka. Kanka gelirse sıçıyorum ben de bu emeğin boşa gitmesi. Abi ben dışarıda sıçmam bile yani hayatta. Çok tabii, zor. Ben de. Hiç gelmedi mi? Geldi. Gitti. Tünedim böyle. Tünedin. Ne yaptın tüneyince ne oluyor? İçine sıçtın. Tünemek işte bilmiyor musun? Tüneyerek oturmak. Tünemenin ayaklarının üstünde. Biz ne sen konuşuyoruz baba ne anlatıyorsun? Oturku oturuşun aslında şey versiyonu, tamam. Klozet versiyonu. Öyle o şekilde sıçtım kanka. Neyin sen, detay kanka bir şey söyleyeceğim. Sen evden kendi evinden başka bir yerde sıçamıyor musun yani yapamaz mısın? Asla. Kaka yapmak. Bizim bir tane arkadaşım var. Kaka yapmak. Yaparım diyelim. Ya o kadar bir tane değil arkadaşım var o da tam tersi kanka.
Hep dışarıda mı sıçıyor? Evinde yapamıyor. Aa. Şaka yapıyor. Aynen. O ama daha samimi mesela hani senle ben çok samimiyiz ya. Bende de sıçarsın canım. Sen de sıçarım. Ya ben de sıçar oğlum. Aşkına. Samimiyet olur. Sen de sıçarım. Mesela tekneye gittik. Teknede ya sıçtım Mustafa, yani. Mustafa'nın kemali tuvaletini sıçacağım. Tıkadığı günü hatırlıyor Mustafa, musun? Mustafa benim evime abi. Sadece sıçmadı kanka. Sıçtı, kustu, aynı işedi. Aynı tuvalete ve aynı seferde. Aynı seferde. Hepsini bir anda of. Yapınca bir de basınca şeye her şeyi dışarı çıktı. Ve yani o geceyi hatırlıyorum. Evet. O sabahı hatırlıyorum. Neyse ki evdeki dördüncü tuvaletti amına koyayım. Diğer üçü hala çalışıyordu. Eski evdeki. Eski. Ahlan. Eskinin eskisi. Ahlan. Oğlum yaşlandın lan sen de Kemal. Vallahi ya. Ne olacak abi? Kemal, 27 olur. Kaçıncı evin şu anki 27. Senin? Hı? Kaçıncı evin şu anki? Kiralık. Strese girdin oğlum sen tamam mı? Kiralık. Belirt kanka. Bugüne kadar kaçıncı değiştirdiğin ev bu? Kanka çok. Mesela. Şimdi benim, Balat'ta ben yaşadım. Ben Galata'da yaşadım. Ben, hayır aileden hariç. Hariç bunlar. Tamam ben 7. evimdeyim. 2014'te taşındım ben ilk, tamam mı? 2015'te, evet. İstanbul'a, Balat, Galata, oradan Kıbrıs, oradan Mersin, oradan geri İstanbul, 1, 2, 3, 4. Totalde 9 ev. 9 falan. Yılda 1 gibi düşünebilirsin ama ya ortalamaya vurursan. Ben de hep yılda 1 işte. Sen büyüksün. 9, 9. En küçüğünüz ben miyim lan? Vay amına koyayım. Kaçlısın oğlum sen? 96. Benim 4 veya 5. Senle benim aslında aramda çok yok ama yani. Ben sen de 4, 5 falan. Sen 4'lü müsün? Ben 5'liyim. Mayıs bir de. Bunlar yaşlı. Bunlar... 9, 9. 93'lüyüm oğlum ben. O bayağı yaşlı. Ferit, şey Çağrı'nın yaşı var da yakalıyor ama. Çağrı 88'li miydi? Yok anasının nikahı. Kaç kanka? 89. 90 Eylül. İyi. 89 değil miydin sen? 90'lın değil mi? Ama yine de şeyi yakal böyle mizahın falan iyi amına koyayım. Harbi kendini dinç tutmuş. Oğlum bir aynen şey söyleyeceğim. Geliştim. Diğer arabana gelin ben öğretim size de ya. Şaka öğreteceğim. Ey öğretirim ya. Çağrı'nın güzel kalbi yeter kardeşim. Tabii aynen öyle. Eyvallah. O zeki kafası beyni de yeter. Parçalandım. Hadi gir şuna be. Kanka yeni şarkı. Gel sana feed vereyim yeni şarkıda. Kaça amına koyayım? 30 bin dolar. TL diyelim ona. 30 bin TL kanka olmaz. Gerçekten olmaz. Oğlum kardeş kurtar işi ya. Ya. Feed mi de amına koyayım? Maliyeti o çağırıyor. Ben ona TikTok'ta bir de şey yaptım. Ben ona ben sana bir şey söyleyeyim. O şarkıyı yazdığım kıza ben zaten sadece 50 bin lira masraf yapmışımdır anladın mı? Sen hep bu şarkıları birer kıza yazdıysan senin 60-70 tane şarkın var amına koyayım. Hepsini bir kıza yazdım değil oğlum. Ben hissettiklerimi yazdım. Ne dedin mesela? Ya illa sen biri de olmasına gerek yok gerek değil mi? Yok. Bize aynen. Mesela o son sen şarkından... Sen sevgili bir kişiye mi yazdın şarkıyı? Öyle şarkılarım da var. Hayır bu öyle mi? Oğlum bu adam bu çok mu? Yazıyor. Evet. Bu şu an bu soruyu bu şovda cevaplasam. Olmaz. Olmaz. İlk albüm bu adamın... Ölemiyorum. Ölemiyorum. Bu adamın ilk single'ı Bariz Bey'e çalacağım evet, bir kişi. Mı? Doğru. Bariz Bey'e evet. Tamam. Çünkü çekim. Konsepti belli bir konsepti var şarkının yani zaten. Hani dinleyince de zaten evet bir kişi oldu abi, belli oluyor. Abi istersen şöyle falan koyalım. Ya da ver bana ben tutayım ya. Yo yo koyacağım ya sabitleyeceğim. Şurada şöyle durmaz mı? Orada ya da şey mi şarkı? Bir kişi mi ama sadece bir kişi mi? Yani belli başlı kişilere. Şimdi zaten şöyle ayaklarım oluyor. Ayaklarım var ya bir hissiyata girdin mi birkaç kişinin sana hissettirdiklerinin totalini yazıyorsun ama. Aynen öyle oldu. Şey var mı peki hiç? Chat Kemal'i görebiliyor musunuz bu açıya? Yok, yok. Görebiliyor olmanız lazım. Kimseye öyle bir güzellik görsünler. Ya güzellik değil aslında o. Ha. Görürler. Ama fişay bilmiyor ya. Mesela benim yazdığım kişi. Oha, görünüyor mu? Ama. Peki böyle? Bilmeyecek işte. Peki şimdi ne yapıyorum? Sen bir kişiye gidip benim şarkı yazacak ya. Kadar sende sen etki de bıraktıysa gel. Bu kişi, yani. Bugün olmasa yarın bilecek. Mutlaka bunun ama şarkının adını söylemedim ya. Doğru. Efuşum. Hani... Ha canım. Al. Full neredeyse. Dümbüklük. Kanan sikerim ben lan ha. Burada adamlar duygusal bir şey konuşuyor. Dostum. O şarkıdan bize bir cümle kur. De ki bunu yazdım amına koyayım de. Anlamadı de. Söyleyeyim. Aşkımız karanlığın içinde çok üşümüşken hem de yanıyor ama bitemiyorum. Dedim ve anlamadı. Seni tebrik ediyorum. Yani bu aslında... adam da böyle duygusal bir adam. Açıkla şimdi o Efe'nin süzgecinden geçmedi ama. Benim siz bir şey söyleyeceğim. Ben burada diyor ki ben burada balık bilgim yargılatırım.
Ama lirikalite mi yargılatma? Yani diyor ki arkadaşlar, aşkımız karanlığın içinde üşüyürken ben kendimi yakmış olmama rağmen aşkımızı ısıtabilmek için tekrar üstüne ben de bitemedim bile yani o kadar hem başarısızım hem de gözünde değersizim aslında. Sikten attım demişsin ya. Evet. Benim için parça. Sıkıntı yok abi burada 6 kilo var ya. Bakayım. 7 kilo oldu abi burası. 7 kilo oldu. Daha da var. Değerli bir müzisyensin ama ya bunu sana söyleyeyim yani değerli müzisyen. Eyvallah, ben geçen dinledim. Harbiden. Başarılıydı hocam. Sen kimdi? Eyvallah. Bir şey sakladığı çok var abi. Elo bir tane sakladığın. Oğlum çok çok. Çok şey olacak. Onunla böyle 50 milyona falan vuracağım. Geçen ne oldu biliyor musun? Çağrı ile biz de oturuyoruz. Telefonun eline çıkardı. Ses kayıtlarımıza iniyoruz böyle. O tripler var ya bir de. Ses kayıtlarına indi abi böyle. Gitti gitti. Bunu dedi. Aa dedi 3 yıl önce falan abi, kaydetmiştim amına koyayım dedi. Bastı. Bayağı güzel bir şarkı. Şarkı. Bayağı güzel bir şarkı yani. Hiç söylememiş daha yayınlarda. Onu söyletin abartı arkadaşlar. Yani. Bak net söylüyorum sana. O Duru da diyor ki balığı kim tutuyor? He? Balığı kim tutuyor Duru? Balıklar geliyor ya. Sağ olsun. Yayını gören. Balıklar kendi geliyor. Geldi yani şu. Onun sikim bu güç ne? Bendeki. Tek parmak. 8-10 kilo ha bu. Orada 7 kilo falan var. E Kemal. Artık yani o zaman. Artık. Bak ben sana diyorum ki. Sana şarkı da vereyim diyorum. Anladın mı? Çok istiyorum be kanka. 30 bin euroları falan söylüyor amına koyayım. Ama 20 bin yapayım sana amına koyayım. 20 bin euro mu? Dolar ya. He uçuyor o zaman. Yarım ay bana çalışmış oluyorsun. Sana da çok koymuyor yani aslında. Anladın mı? Yani 15 gün bana tam çalış. Tam sayı verme amına koyayım. Bitti mi abi? Daha var mı? Vardı, yarısına geldim. Abi benim ayaklarım burada zona yok artık. Balığı biz niye tutmuyoruz diye bir soru gelmiş. Biz ağ balıkçılığındayız. Arkadaşlar ağ balıkçılığındayız. Ağ balıkçılığı ve abi. Şu anda ağ ayıklıyor İlker abi. Ondan dolayı bir koya çekti. İnternetimiz çekti. Koya. Bir yerde sohbet ediyoruz ya. İnternet iyi değil mi burada? İyi. İyi abi burada. Kahve izleyebilirim. Şu anda bir de balık da tutmanın pek bir anlamı yok artık şu an. Tam o dakikalardayız yani. Hakikaten öyle yani. Sandalın bir tribi vurdu. Vurdu ya hafiften. Yani mide bulantı sandalı yani bir... Bir dahakine de ne yapalım İlker abi biliyor musun? Ne yapalım? Buraya küçük bir masa ayarlayalım. Hmm. Yine böyle açılalım bir yerde. Burada yine sabite duralım. Rakılamaca. Tabii. Evden pişirtip getirtiriz. Bana her şey uyuyor. Sıkıntı yok bende. Of. Amına koduklarım 2 saattir burada rol kesiyorum bacağım ağrıdı falan. Biriniz de der ki gel şuraya otur amına koyayım. 2 dakikada ben gideyim oraya oturayım. Böyle bir şey var mı İlker abi? İnsan İlker bir abi düşünür ya. Için oğlum yayın başından beri şu küçücük yere şöyle sığdım Aliko gibi amına koyayım bak. Kanka ama sana bir söyleyeyim mi? Ya. Bak sen gerçekten sabahtan beri burada oturuyorsun. Ve senin sevkin de var. Ve hiçbir şey olmadı sana biliyor musun? Sen en dayanıklı sensin amına koyayım. Kanka ben şikayet etmem öyle. Evet kolay şikayet kolay. Etmiyor abi adam. Bunu da Ferit abiden öğrendim ha onu söyleyeyim. Niye şimdi başladın o zaman? Başlamadı şimdi hayır yine oturur orada. O hareket etmesi kadar lazım ya yürümesi lazım. Ya yani. Benim şu an neyim tuttu biliyor musun aslında? Ağrılarım sızılarım falan değil. Romatizm ama. Hareketsizliğim aslında. Benim bir yürümem. Nostrofobin geldi. Oğlum geçen nasıldı? En çok adım atan ben çıktım amına koyayım. Gerçekten evet. Şok olduk. Evet. Hatırlıyor musun evde? Evet. Ortalama adımda en çok az. Günde 13 bin adım. 5 kilometre, 6 kilometre falan. Sayılıyor. Evde yürüyorsun ha? Kanka evde, orada. Bu hep bir yürümüşüm anladın mı? Bir yürümüşüm amına koyayım yani. Evde, orada, DM'de, her yerde. Çağrı öyle olduğu zaman amağı da olmayacak. Hepsini çıkartacağım adam. Evet. Kıç üstü, boş üstü. İstediğimiz gibi yayılacağız. Aynen öyle abi. Jurox Park'ta 450 adım atıyormuş günde. Jurox. Fazla. 450 ne amına koyayım? Jurox'a çok. 450 adım mı? Bak Ferit de ayaklandı. Ha. Ya ben bunu daha çabuk ayıklarım da. Yürüyormuş hissiyatı yapıyorum kendime. Sanki biz tam böyle hiperaktif olacakmışız. Evet ya. Ama kalmış hani olmayalım amına koyayım demişiz gibi. Hiperaktif olacakmışız. Hatta belki de olmuşuz ama bizim inisiyatifimizde birazcık da o. Hani şu an hiperaktivitemi... Dizginliğin modundayım ben mesela konuda, ben. Yoksa konuda... elim ayağım böyle yanına. Yani onlar anlık gelip gidiyor ama aynen. Ben bu konuda bir kişinin üstüne tanımam Berkcan amına koyayım.
Evet. Yürüyor, geliyor, bir şey var. Evet kanka asla. Bir şeyler yapıyor, çıkıyor, giriyor. Geçen bir şey düşüyor. Benim eve geldi, benim eve geldiğinde yayında yanıma oturdu. Yarım saat falan oturdu, şok oldu. Şok oldu. Yarım saat oturdu mu harbiden? Oturdu. İmkansız. Oyun da oynamadı, öyle oturdu yani sadece. Video falan izledi, muhabbet etti beni. Benim yayına gelmişti Keko, gel NBA dedi, verdim elini siktirdik. Nasıl kompetitif ruhu canlandı benim yayında ama. Bana şekil yapıyor ama. Ben nasıl yenildim sana ama teknede abi. Of teknede bir sikmişim bunu NBA'de. Ama bu adamlar özel pörk gibi şey teknede. Abi sikiyor. Ne dedim amına koyayım, ben dedim ki nasıl yenildim abi. Sikmişim falan diyor bakayım. Bat! Öldüreceğim. 30 sayı fark. Efe en son sana atmıştım 30 sayı farka. Doğru, beni de teknede sikmiştim. Bu tekneye bu adamı götürmeyeceksin abi. Kanka adama bir şey oldu amına koyayım ya. Bir şey oldu anladın mı? Ama ben... Lakers mı oynuyordu? Yok hayır. Lan yok, bir sürü şey de denedik. Yok yani. Aynı sen takım da yaptın. Yenemedin ve yani. ondan bir gün önce teknede değiliz. Sen bayağı yendin. Fark evet. Attım. Sen yendin. Evet. Ya. Bak şimdi Ferit'teki olayı ben sana söyleyeyim mi? Ortam adaptasyonuna çok hızlı uyum sağladığı için. Evet abi. Evet. O yüzden. Harbiden öyle. Ben orada tam şey bir mal tabii, oldum. Biz orada hemen adapte olamıyoruz. Evet. Yo, oturun ama ha. Rahatınızı da bozmayın amına koyayım. Hani iyi yayını yapacaktık. Ne yayını? Ay ay. Ne izledin ama? Ay ay. İyi, Nintendo Wii. Yapalım bu küçük hafta. Küçük kobayı da versek sonu. Harbiden o yapalım onu da. Wii'de güzel oyun ayıklamak lazım o zaman öncesinde. Var bende hepsi var. Ya. Yapalım. Sağlam oyunları ben ayarlarım. Ama VS'li bu sefer götünüz yerse. Zaten bir şeyini aman atayım. Tamam. Tatiline. Sen doymadın mı tatile? Biraz da çalış lan pezemek. Öyle tatil değil be oğlum. Nasıl bir tatil? Gideceğiz, tatilimizi yapacağız ama yayınlarımızı da açacağız yani. Allah Allah. Nasıl bir tatilmiş bu ya? Balık tutma yayınları mı? Nasıl bir tatil ki o? E bak ya ne bak. Güzelini yaptık oğlum, balık tutma yayını dedik ama. Kanka nasıl biliyor ev musun mesela? Ev tutalım. Bak bir ay en azından. Güzel bir konuşuyorsun, devam tutalım. Et. Tamam mı? Götürelim bilgisayarlarımızla. Tamam. Birazcık bir yer olsun. Kanka zaten sana bir şey söyleyeyim mi? İki senin oraya bilgisayarını taşıman zaten bir ay kanka. Sen niye uyuyun böyle sürekli temassasın benimle? Ama bak, çünkü kanka baksana bak bu abazalığa bir bakar mısınız hocam? Abazalık mı? Boğa burcuyum diye öyle diyorlar arkadaşlar. Az gün Kemal. Can mı? Zengi yok. Kendisi burada Mil Funter tişörtü giymiş amına koyayım. Oğlum bu hediye çok sağ kanka, kanka bunu hediye. Benim hoodim nerede ya? Senin hoodin abi. Benimki nerede? Lan. Aa hepsi şeyde. Oğlum ona ben altında mı abi? Evet yayın. Çağrı'nın tarafındaki kapağın altında. Vallahi çok para verdim abi. Şu fişi niye çıkardınız? Bunu biz çıkarmadık. Kaan'ım sıkıntıya girdim, fark ettin mi Kaan'ım? Sağdakiler. O Kemal'in. Kemal. Sağ ol kuzen. Bir dakika. Mustafa nereden geldi? Mustafa nerede? Yiyelim mi bunları? Niye aldık? Ben iyiyim ya. E istedin. Beist mi? Ben istedim. İstedin ya. Ha. Ne yapıyorsunuz ben lan? Ben istemedim ya. Ha? Yeri koy. Benimki nerede dedin? Oğlum ben orada mı unuttuk koy diye. Koy oraya, at oraya bir şey olmaz. At ya, bir şey olmaz amına koyayım. Senden değerli mi yarak? Canımsın yarak. Balıklara bak ya, 10 numara. Sizin de götünüzü sikeyim. Hayatım böyle 10 numara, forma giymem ama 10 numara. Kur'an çarpsın 10 numara. Numara. Bak keyfim meyfim 10 numara. Saat 200 milyar. Saat da 5, saat da 5. Balıkları ağdan yıkamaya kalksaydık denize var ya. Balıkları pişirmişem, acı da çarşıya göndermişem. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Zalım anan evden mi?
Tavukları. Aa, bumbaksınız var lan. Pişirmişim. Anamı da ne ama açalım. Çok ses gider ya. Burada çok gider. Akşama geleceğim. Akşama geleceğim. Nerede yedin dolarları? Söyle, söyle. Nerede yedin euroları? Rega. Söyle. Rega. Sende bunlar yok ama. Kalite. Onlar da mı yok? Var. Var mı? O zaman söyle hemen şuradan sonrasını. Tercih etmiyorum. Hemen şuradan sonrasını söyle. Kalite. Kalite. Marka. Marka. Hele yut oluruz işte. Pevkuin izliyor. Amına kodum. Evet, ne diyorduk? Bir ay ev tutuyorduk en son. Kanka bir ay elimizi içelim. Tutacağız. Tamam bak size bak tamam. Kemal son güzelliğimizi de yapalım çağrıyla. 10'ar binden 20 bin attık. Attık ya. Attık ya. Unuttuk amına. Ev tutuyor yani. 500 bin amına. Yani sana, o zaman buradan, sana söz veriyorum bir ay içinde de lafını yapmayacağız bunu. Buradan markalara seslenelim. Hangisine? Böyle bir niyetimiz var. Yani burada markalardan çok daha büyük isimler bizle beraber. Disney Plus bize öyle bir ev yapsa var ya, festival evi gibi bir şey yaparız. Ben az önce Cyber'ın hesabı şakası yapmasam belki yaparlardı. Düşünsene şeye sabah satalım. Akşam belgesel izliyoruz. Yılmaz abiyle konuşsak. Adam batırdı durumda. Ben de bu arada kendime bir tane yeni bilgisayar sponsoru arıyorum. Asikti. Hangi marka? Yılmaz abi geldi çete. Gönlün nerede? Gönlün nerede? Gönlümde yeten bir aslan var ama. Hangi aslanmış şu an? Gel toş bir aslan. Yılmaz abim. Sen biliyorsun. Baş tacısın buradasın bak. Böyle burun tepeçindesin zing, ya. Zing zing zing. Ama 4000 serisi de geliyor ha. 4000 de bir göz kırptı zaten çağrım. 4000'e tabii. Kime satarız ya chat? Bir şey değil ama. Bizim chatle bunları konuşuyoruz da abi ara ara. Mail falan atıyorlar bazen. Öyle bir iş almıştım lan ben. Abi manyak yaz projeleriniz var. Markalar. Düğün sesimizi. Markalar tamam. Bizi karıştırma bro. Efe bileğindeki zincirde isim mi yazıyor senin? Öyle diyorlar. Yo. Zeynep'im yazıyor evet. Oha. Yo yazmıyor. Direkt bir zincir. Senin bu hocam aşk tweetlerine gelelim bir ya. Allah aşkına bir gelelim evet, artık. Gelelim. Şunu bir konuşalım aman okuyayım. Evet. Ne o aşk tweetleri? Bizim bilmeyenler için hemen anlatalım. Aramızda bir iddialaşma oldu arkadaşlar. Dedik ki yaz boyu sevgili yapan olursa bu iddianın içerisindeki diğer arkadaşlara 10'ar Ethereum muydu, 5'er Ethereum muydu? 10'ar Ethereum atar. Sonra Efe'den geçtiğimiz haftalarda aşk tweetleri bir atak geldi daha atak. Haziran'da. Haziran'da ben sana okuyayım. Şöyle söyleyeyim. Bana vereceğin 10 Ethereum'a şu an 5 ver. Ben okeyim. Git aşık ol yani anladım. Aşkı da yaşa. Şimdi ben size Ethereum'da şöyle bir, düştü kanka. Şimdi yani. Ben size şöyle minik bir açıklamada bulunmak tamam. istiyorum. Şimdi ben dedim ki ben artık aşk insanı olmaya karar verdim. Yani bu bohem hayattan ve yaşadılan fake ilişkilerden sıkıldım ve aşk insanı olmaya karar verdim. Bu demek değil ki ben birine aşık oldum. Ben böyle bir karar ama kendini aldım. Kendini hazırladın. Manifesting yani anladın mı? Bundan sonra ben kendimi buna göre manifest edeceğim. Ya da ağ attın da biri dolanır mı? Yoksa? Ya ağımızı dolanan Allah'a şükür var Kemal şimdi. Orada ağ Twitter'dan tamam. atacak halimiz yok. İstavrit. Yani. Kıraça. O şey bitti diyorsun artık. O fuck buddy. Ne farkındasın ya? Öyle bir şey yoktu zaten. Direkt farktı. Sadece o fark. Diyor. Sessiz kalma piç kurusu. Ne düştü? Oluyor kanka? Kanka amanıza da koyacağım telefonunuza. Çok korktum. Absen bu gece yalnız uyuyor yani öyle söylüyor. Onu yatsan ben hem onunla değil yani anladın mı? O da korktu amına koyayım atacağıma inandı bir an.
Yok, kafamı bir an kaldırdım, böyleydi. Gidişatını görsem olayı. Sus lan! Kanka sen niye martılara bu kadar sikiyorsun? Bak bak bak, bir dur ya amına koyayım. Oğlum olayları o ama. Sen onun özgür ortamını işgal ediyorsun. Evet, sen onun sikeceğim doğal ortamını nasıl? Hepimiz dünyadayız işte birader, Allah Allah. Manifesting. Manifesting bro. Uzayda yaşam yok diyen var mı? Hangi orospu çocuğu? Sen niye kuruyorsun bizi şimdi ona? Kanka ne bileyim, şöyle bir baktım da havaya amına. Pardon efendim. Kısacası. Aşk adamısın artık. Ha, aşk adamıyım, evet. Peki bu konuda kendinde neleri değiştirdin? Peki hayata karşı mı bir aşk, doğaya, sevgi? Ben aşka aşığım. Harbiden üf amına koyayım ya. O neymiş amına koyayım ya? Döşek geçiyorum be amına koyayım. Hiçbir şey değiştirmedim kendimde. Yeni meta koyuyor falan bak. Pezen yeni meta. Salaksak 3 tane tweet attım işte. Bir bok yaptım. Aynı devam ediyor. Ya da bir edebiyatçıya falan mı yürüyorsun? Yok. Ben yapamam öyle şeyler. Nasıl şeyler? Yani. Seni iyi gelmedi kanka. Yürüyemem mi diyorsun? Öğretmenlere. Sen seversin öyle sanat sepet tayfa. Öğretmenlere. Sanat sepet tayfa öyle mi? Tabii. Sanatçıları da sepet dedi. Aynen öyle. Ne diyor? Sen duymadın onu. Asla böyle bir şey demedim. Ne diyor? Ne dedi o? Onu duydum da. Sever dedi. Ben buraya önce bir cevap vereyim. Sonra. Önce kime? Bir buraya etiki. Buraya. Öğretmen falan dedi. Öğretmenleri seversin. Kanka onu bak. Şöyle. Hiç öğretmen demeyelim ki, insanlar çok yanlış anlıyor. Ondan sonra her yere onu yazıyorlar. Hoca mı? Hayır be abi. Niye seveyim abi öğretmenleri? Öyle bir olay vardı çünkü. Benim bildiğim kadarıyla. Senin öyle bir yaşanmışlığın yok muydu? Bunun ama burada abi olabilirdi yani. Lazım. Muhasebeci de olabilirdi. Öğretmen olmuş yani. Ne yapayım yani? Yani hiç mi tutulmadın küçükken İngilizce öğretmenine? Tutuldum. Ne yani, öğretmeniniz vardı lan öyle? Benim İngilizce matçı. Öğretmenim mat bayağı güzeldi. Sen? Matçı. Dershane matçı ama. Senin? Okul matçı değil. Üniversite matçı. Üniversite matçı. O da iyidir. Ben hatırlamıyorum ya. Sen okumadın ki amına koydum. Ben okumadım ki amına koydum. Harbi düşündüm, açıktan okudum amına koydum. Ben de dayı var. Ben de bak gördüm, gittim şöyle yaptım. Mezun oldun. Kalsın mı ya? Böyle bir memur vardı, basıyordu amına koydum. Yerde kalsın mı? Şunu koy cebini de kapat kanka artık. Kanka o fişi de o yerden almazsanız birazdan çarpılacağız büyük ihtimal. Üst üste dizdik. Taksana onu kanka fişe. Öyle koymak yerine. Yanına koydu fişi ya. Bakın kanka, al kankam, taksın. Koyarım kardeşim. Abi bana da koyar mısın? Koyarım kardeşim. Evet, İlker abiyi gösterelim. Abi. Chat İlker abiyi görmek istedi. Ne kadar çıktın? O öbür kutuyu mu doldu? Kovayı mı doldurdun sen? Sen gülümsüyorsun 2 saattir orada zaten. Ben de diyorum niye gülümsüyor? Bu da var ya. Bunu hiç gelmez diye attık ya bunu. Bunu da harbiden gelmez diye. Abi. İşte her zaman umudumuzu kesmeyeceğiz demek ki. Abi ben şurada never back down. Minik sopalasam. Evet. Bir şeye yarar mı? Yarar. Asıldı. Sen ne demek? Asla. Asla deme. Asla pes etme. Ayıklamam çok zor oluyor. Normalde asla never give up. Asla pes etme. Asla ölme. Burada. Sen filmini mi izledin? Never Back Down'u mu izledin sen? Geri gitme asla. Bir sürü çıkartırım buradan. Çağrı'yla bizim bir yes deyişimiz var. Onu gördünüz mü mobil yayında? Yes be. Yes be. Ne iyi ettikte çıktık vallahi ya baba. Vallahi yapmıyoruz be. 10 kilo oldu mu abi? 10 kilo olmaz büyük ihtimalle. Burası var ya, ben sana söyleyeyim. Burası abi 6 kilo falan rahat. Rahat 6 kilo. Orası 6 rahat ya. Burayı 7'yi bulur. 3 kilo olur. Tabii. 8, 9. Bak diyor ki oturacağınıza yardım etseydiniz bitmişti şimdiye diyor. Ama yapacağınız bir şey değil. Bak yapamazlar abi, yani. Chat dinleyin abi. Bir de yok, zarar verme ihtimaliniz var o ağa. Zarar, ağa zarar da. Ağa yani balıklara. Şey de, balıklara yapamazlar yani. Kameranın neresini mahvetmişim ya. Ben eskiden elemanla giderken de elemanı elletmezdim. Sen full tek mi abi? Ben... Eleman ne yapıyordu mesela? Yok lan, merceğe bakıyordum o yüzden. Mercek üstündeki pisliklere baktım, abi, sildim abi. Daha iyi oldu mu? Siz onu söyleyin. Oğlum gözlerin ne bu güzel çıkıyor lan, iyi oldu lan. Şöyle kaldır biraz. Yeşil işte mi çıkıyor? Şu an tam böyle hani balla. Ferit, yayının başından beri sildirmedin ya. Sildi kanka. Şu an daha iyi yani. Sildim 3 kere. Yok sildi. Başında sildi, sildi canım. Mi? Aynen. Az kaldı. Bir 10-15 dakikalık iş geldi. Üstünde de bir şey damla gelmiş yani. Şimdi fark ettim. Az daha silsene sikerim götünü yazıyor bak.
bin ben yaparım. Bu sene Fenerbahçe'yi güzel görüyorum kardeşim. Bu sene Kemal'imle aynen öyle. Bu sağlam sene, Fenerbahçeliyiz. Bu sene ben full de destek. Futboldayım ama. Sen bu sene artık. Fenerbahçe mi geçtin? Yor gece susla. Senin Fenerbahçeli. Fenerbahçeli mi oldun sen? Yor gece susla kanka. Neler başaracağız bu sene evet. İzle. Şey mi alacağız lan biz neyi? Platin mi alacaktık? Ne yapacaktık anladın? Platin ne lan? Sahaya gitmek için. Kombine. Platinyum mu alacaktık? Kombineler çıktığı gün bitti bu arada. Ne ara yiyeceğiz? Çözeriz abi. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'den 5 tane oyuncu sayabilir misin? Kanka. Sayarım. Alex. Hayır. Gerçek sayayım mı? Yeni. Say. En son kadrodan 5 tane oyuncu sayadı. Özil. Ya gitti kadro gitti. Dışı. Gitti hatta. En son dediğin için mi? Gitmedi de kadro dışı. Kadro dışı. Kadrodan dedi ya özellikle. Tamam. Bende isim şeyi var da sıkıntısı. Mesela forvetleri, santrafor kim var abi? Biliyorsun. Yok işte. Tamam. Santrafor alacağız. Bir tane genç bir çocuk var onu söyle. Yeni Yıldız. Santrafor alacağız bu sene. Yıldız genç oyuncumuz kimdi Kemal? Arda Turan. Ali. Arda Turan. Ya oğlum şş yok mu? Kopya çekme. Amına koyayım. Arda. 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 Arda Güler. Arda Güler. Evet. Arda Güler. Ama en genç yetenek o. En genci. 16 oğlum o çok iyi lan. Wonderkid. Ali o çok iyi. Sonracığım ha. Mesela bizim sol defansımız bekim, sağlam. Sağ bekimiz kim? Saçını şöyle bağlayan bir çocuk var hafif tamam. Böyle şuradan da şey atıyor. Ferdi. Neydi? Ferdi mi? Ferdi. Caner Erkin'i mi diyorsun? Caner Erkin çoktan değil. Gitti. Caner Erkin'i biliyorum. O değil. O gitti zaten. Yabancı var defansı. Defans önünde bir tane. Sangare var bir tane. Sol bek. Defans önünde bir tane. Nesta değil de böyle onun gibi benziyor. Ha Luis Gustavo. Gustavo mu? Gustavo sakat. Gustavo değil lan. Crespo var. Crespo. 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 Ha. O, Crespo. Lan, Crespo. Bir tane isimleri alakram. Koreli bir tane birisi var. Kardeşim şey, Yao Ming değil de. Kim? Yao Ming mi? Kim? Yao Ming. Sen? Kim? Amına kodumun. Kim? Kimdi lan defansta çok iyi. Söylüyor oğlum söylüyor zaten. Kim? Tamam kim pardon. Sen ha kim derken kim? Kimdi diyor ya. Başka. Kimdi onları? Jisun Park. Başka. Ne topçuydu lan. Oğlum ne düştü ya. Ya isim kötü işte bende abi. Kaleciniz var. Kalecimiz var. Kim kalecimiz? Kim kalecimiz? Serdar abi. Serdar abi kalecimiz. Serdar Dursunoğlu. Kalecimiz kim? Genç. Hatta bir takım ismi aynı zamanda ikincilikten. Volkan Konak. Volkan hatta ona antrenörlük yaptı. Kaleci yani antrenörlük. Ben yordum. Yani pek yapmadı. Altay mı? Altay. Altay. O da Altay belgeselini bak izledim bir de ya. Baba sen de isim hafızız gerçekten. Abi bir de belgeselini kötü. Beraber izledik bir evet. De. YouTube'da evet. Koca. Ben de çok kötü oğlum isim. Feguli'yi saymadın. Serdar Aziz devam edecek. Feguli'yi saymadın. Sen bir şey söyleyeyim. Feguli sen, mi? Evet. Futbol programı yap bir tane. Ferit'le yapın. Yapalım. Ferit ben Uğur abi vardı hatırlıyor musun biz? Karakollukçu. Aynen. Karakollukçu. Ozan'la oynamıştık ya. Ozan Kabak'la. Ozan Kabak nerede evet. Lan şimdi? Ozan Kabak. Liverpool'daydı en son. Liverpool'daydı ama şu an değil galiba ya. Şu an nerede? Leicester'da mıydı? Yok Leicester'da şey var. Ozan Kabak. Çağlar var. Çağlardan Çağlar'a. Norwich'teymiş. Norwich'teymiş. Norwich'te. Bu Türkiye'ye gelecek. Oğlum ben mesela... Kemal'le yayına çıktı kariyeri bitti ya. Olur mu lan bizde yayına çıktığında Liverpool'a gitti transfer oldu ama. Aynen öyle abi. Yine bir yayına çıkması oğlum, lazım. Oğlum ben Colina ile yayın yaptım lan. Ben evet, mesela o harbi fena. Colina. Kemal. FIFA Kemal. Kemal. Beni başlatma. Asiktir. Cristiano Ronaldo. Başka? Sebastian Vettel. Asiktir. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo iyiydi ya. Fena. Yok nasıl? Size karşı nasıl davrandı? Mesela şey gibi mi davrandı? Ya bu sonuçta bir iş. Bunlarla çok muhatap olmayayım gibi miydi? Yoksa bayağı şey var mıydı? Falan böyle hareketleri var, var mıydı? Harbi mi diyorsun? Var ve menajeri çok sertti. İlk başta biz şey dedik, sıçtık herhalde. Hiç keyifli bir şey olmayacak dedik. Adam yanımıza... Bu arada menajeri videodan bir gün önce soracağımız bütün soruları çizerek sildi. Dedik hiçbirini soramazsınız. Niye? Ondan sonra biz baktık, işte istemedi. Ondan sonra Ronaldo geldi. Berkcan'la benim işte tam ortamızdaki koltuğa oturdu. İlk soru şu. Düğün ol Merih dedi. Tamam mı? Biz dedik aynen çok seviyoruz Merih'i. Ondan sonra muhabbet full Türkçe küfür. Merih'in ona öğrettiği bütün Türkçe küfürleri saydı. Biz bayağı alıştık. Niye çekmedi? Çekemeyiz onu.
Yani yayınlayamayız. Siz ne soracaktınız da onun? Adanalı Ronaldo'yu soracaktık. Sildi mesela. Direkt sorduk. Sonra Ronaldo makara çıkınca. Çok iyi. Ronaldo dedi ki evet hatırlıyorum dedi ama ben daha yakışıklıyım. Götü kapmış biri mi yoksa? Yok abi ya. Ona göre abi. Yok abi dünya starı yakın. Götü kalkıksa ona göre primini vermeyecek yani. Ya illaki. Illaki. Ben çok seviyorum. Egolu adamdır da yani bence onun olduğu seviyeye göre çok alçak gönüllü. Böyle yani. Sen ters köşe yapsaydın daha ego yapsaydın amına koyayım adama ne olurdu acaba? Nasıl yani? Ya hadi şunu diye çekmem lazım Ronnie. Hadi abi şunu çekmem lazım boş boş durun. Yer mi ya? Yemez mi? Yer mi yani? Niye bizim mikrofoncu, ki? Bizim ajansta bizle beraber gelen mikrofoncu sadece tek görevi şuydu. Ronaldo'nun arka tarafına işte şortuna mikrofon takacaktı. Adam zangır zangır elleri titriyordu. Oo. Tabii canım. Kime heyecanlanırsın lan o Ronaldo kadar? Hiç kimseye heyecanlanmam. Vallahi ben heyecanlanır mısın lan? Tabii ki herkes insan olur ama ben heyecanlanırım. Çok heyecanlanırım. Ama sen seviyorsun da mesela kanka. Ben, ama mesela ben futbol tarafından kimseye heyecanlanmam. Diğer tarafta Allah'ın karşısına kanka, çıkınca göreceğim sizi. Heyecanlanırım. Aynen öyle abi. Sen var ya harbi. Yani adamın başlığı ya. Dünyadaki şu an yaşayan en ünlü insan. Yukarıda Allah var lan. Ya okey de mesela beni şey daha çok heyecanlandırır. Mesela o efsane babarak gruplarından birisiyle gitar. Gelse böyle Metallica. Stüdyoya giriyorsun Metallica'yla. Ha mesela bir besteme dese ki mesela ya dinleyelim ya dese amına koyayım seni. 30 bile olmadığını biz çalacağız dese amına koyayım. Ya kanka, çalar mı amına koyayım? Kanka hayal ediyoruz oğlum. Olur mu olur amına koyayım? Niye öyle bir şey dedin? Onlar için ben başka yazdım çünkü. Fade to Black falan diyormuş. Onlara yazdım. Fade to Black 2. Ölemiyorum yazdığın kişi o muydu? James. Mesela onlarla heyecanlanırım James mesela. James Harden'da heyecanlanır mısın? James Harden'da... Şöyle ama önünde step back yapıyor, sana da şöyle yapıyor. Hey, şöyle... Bak ben, benim kimde sesim heyecanlı götüme kaçar biliyor musun? Hey, Jagri. Bak kimde sesim götüme kaçar böyle ellerim zangır zangır titrer biliyor musun? Drake'de. Drake. Harbi çok heyecanlanırım. Sen de Travis'le amına koyayım bak. Travis'le ama... Travis'in private partileri var ya. Kendi sahneye çıkıyor böyle Harden'lar Mardin'lar. Oradasın böyle. O zaman heyecanlı böyle ama. Heyecan dolu bir gün olmaz mı senin için? Yani adamın kafası hep güzel ama ya. Böyle şey değil çok ya. Çok da şey yapmaz çok mı diyorsun çok da muhabbet öyle. Edilmez gibi. Eva Green. Şöyle yaptı Eva Green. O neydi abi o hareket neydi? Hocam. O titretir evet. Hocam. Titretir. Heyecanlanırım. Yani, özellikle arkasından mikrofon takmaya İsterdim. Çalışırsam. İsterdim. Ya şey ya. İnanılmaz bir YouTube olayı değil mi ya? Ney kanka? Bütün ışıklar kapandı. Ney kanka? Şey inanılmaz bir YouTube olayı değil mi? Ney kanka? Bu Logan Paul'un en yakın arkadaşına doğum günü hediyesi olarak Lana Rhodes'la date ayarlaması. Ve sonra Lana Rhodes'la adamın sevgili olması. Wow. Mike'la Lana. Wow. Bu bende yok. Oğlum yok mu? Yok bunu ben bilmiyorum. Efsane bu olaydı. Bunu ben de bilmiyorum. İyiymiş. Ben de bilmiyorum. Orada öyle ya. Amerika'da Hasan abi falan yayınına bütün pornocuları çıkartıyor. Makara muhabbet biz yapıyorlar. Biz bir tanesini çağıramıyoruz. Şikayetçi olduğum şeye bak. Balık da gecenin kaçında. Pornocu. Şikayet değil abi orada öyle diyor. Pornocu çağıramıyoruz kanalı. Aa, zaten bir kişi var ya. Sibel Kekil ama. O da bırakmadı o. Herhalde. Şey oğlum Şahin. Bayağıdır görmüyorsun galiba. Şahin K vardı bir zamanlar. Kanka tamam ya. Yani. Kadın konuşuyorsun. Ne yapacağız Şahin K'ya? Ne bileyim oğlum öyle. Muhabbet sohbet deyince devriliyoruz herhalde şu an. Yana yatıyordum. Ya balık yayınındayız ya. Muhabbetlere bakan bana. Güzel ama bu da adam burada güzel. Balık ayıklıyor. Bizden geçmiş la harbi balıkçı. Niye oğlum sardı ya. Vallahi gerçekten var ya burada mısınız değil misiniz hiç yani. Evet tamamen farklı yıkamadım. Ama güzel bir tat katmadık mı abi bu balığa da? Bu da böyle oldu yani. Balığımız yeter. Eyvallah. Eyvallah İlker abi. Sen aynı şekilde. Yok oğlum. İçime bakarım. Bak şunu da net olarak söylüyorum bu kadar evren uzay falan diyoruz galaksiler falan ama yaşam da yoksa çok da koyar ha. Neydi? Bozulur mu yani? Dünyada dünya başka dışı. Bir yerde bir yaşam ben yoksa. Ben var olduğuna inanıyorum. Geçen işte Çin radyo frekansı yakalamış bir değişik. Sildiler haberi. Evet silmişler sonra falan.
Ben yoksa ayak. Bozulmam bu arada. Daha mutlu olurum demek ki. Ben çok mutlu olurum. Yani. Bu arada öyle bir şey yaşanırsa bütün dinler otomatik cancel biliyorsun. Düşüyor mu? Düşer kanka. Niye? Düşmeyebilir. Nasıl düşmeyecek? Bir düşün. Ne oluyor kanka? Öyle bir şey yaşanmadan önce son bir selfie alayım dedim. Nasıl çıktık bari, iyi miyiz? Çok kötü kanka. Yaşandıktan sonra şoka bak amına koyayım. Ya bayağı iyi çıkmışım ben. Sen. Alamadım sonra vazgeçtim. Ben hariç böyle teknedeki herkes var fotoğrafta. Kanka zaten bu olmadı deyip kapattım. Peki geldi böyle bir ayrı bir... Sen neyin peşindesin? Yaşam belirtisi. Ya? Stranger Things mi izledin? Kanka ben burada ne güzel işte, soru soruyorum ya. Kanka, gece oldu böyle haksız. Şey ya. Geldi böyle diyor ki birinize içinizden tek tek cevap alayım buna. Diyor ki Ferit diyor. Seni diyor şimdi götüreceğiz diyor bizim dünyamıza. Evet. Bizim yaşadığımız kabul. Gezegene. Ama bir daha dönmeyeceğim. Kabul. Bir daha dönemezsin ha. Kabul. Mesleklerin neresi kabul? Wow. Ailen kabul mailen abi. Her şey. Bir daha olacağız? Dönemezsin ha. Bir şey olmaz abi. Öldü sayarsınız. Kemal bir şey oldu buna. Bir gün öleceğiz yani. Kanka sen bunu ne yaptın amına koyayım? Soydum. Sen bunu niye soydun? Harun'dan Ahmet amına koy. Bitti mi bu? Bilmiyorum ki şey. Tohumunu bile içmişsin içinde. Karpuzun küçük tohumları vardı amına koyayım. Yandı. Onu bile içmişsin. Kavunlu ha bu. Üzümlü oğlum. Az önce söktüm etiketini, yazıyor üzüm diye. Grape yazıyor. Ben bunu kavunlu diye içiyordum amına koyayım. Götünden uyduruyorsun ya bir de. Yok lan var da keşke anasını sikmeseydin, yapış yapış oldu benim. Bu çok iyi. Neyse sudayız ya. Bir an onu atıyorsun zaten. Yok lan sudayız ya. Öyle yapayım ama tuzlu su. Ne oldu? Oo. Onunla kimyasal reaksiyona girer. Ne girer abi girer. Ne o Hulk mu olacağım amına koyayım. Peki. Yengeç adam. Sen bu ara Disney'e çok kapıldın bak ha. Kimyasal reaksiyon alt reaktörü ama. Yengeç adam. Sen de kafanı kaldır birader şuradan. 4 arkadaş, 5 arkadaş burada oturmuşuz. Kafa kalkar mı oradan? Sohbet ediyoruz amına koyayım. Yine gömüldük telefona ya. Kalkar mı? Dostum ondan değil ya. Maşallah. Bir check ettim yani chat'i. Geçen gün sen gider miydin? Ha? Tüm dünyayı bırakıp gider miydin? Nereye kanka? Başka bir gezegene, o yaşam. Niye yani? Ya gel diyorlar, bizim orada keşfedeceksin hani her şey. Karşılığında ne yaşam var baba? Oğlum orada zaten ne olacak? Oradaki tek insan olursan en ünlü insansın o dünyadaki. Tamam, karşılığında şöyle bir şey veriyorlar. Diyorlar ki... Ama konu çok özür dilerim, bölüyorum. Konu şeye dönmesin yani. 1 milyona götünü siktirir misin'e kadar... Ya bir şey siktirmiyorsun konu. Birader. Zaten karşılığında... Bak söylüyorum. Diyorlar ki Wakanda gibi bir memleket düşün atıyorum. Hı. Adamlar diyorlar ki seni bizim gezegenimize götüreceğiz. Orada yaşayacaksın. Aynı zamanda sağlık anlamında dünyadan çok ilerideyiz. Sadece tabii teknoloji falan çok iyi. Tedavi edemeyeceğimiz hastalık yok. Ölürsen ecelinle ölürsün. Anladın mı? O ne demek ya? Teknoloji her bir şey... Bir yerde ömrün bitiyor ya, ölüyorsun ya. Yani vücut ama yaşın dolduğunda diyorsun. Sana takviye bir şey, gıda vereceğiz falan desinler. Hani o ömür uzunluğunu da arttırsınlar. Daha ne desin adam amına koyayım, sen de doymadın. O kadar ilerdelerse yani bir güzellik tamam, yapsınlar. Tamam yaşayacaksın ya, 300 yıl daha yaşayacaksın. Ya 300 yıl yaşamayayım da. Oğlum senin düşündüğün mantıkla sen mal mısın? Buraya bir tane uzaylı gelse zaten dünyanın en ünlü varlığı olur artık o. Sen de orada en ünlü varlığısın. Senin bir şey verecek vermeyecek diye bir durum yok. Zaten en zengin de olabilir. En film mi yapmak istiyorsun? En yeteneksiz de olabilirsin mesela ama. En yeteneksiz insan olursan ama en insan olduğun için tek insansın ya. Ama üzerinde hani de büyük sorumluluk olur. Büyük orada, sorumluluk var ama. Gidiyorsun sinema diye bir şey yok. Sinema sektörünü başlatıyorsun. Aynen orada. Mesela. Diyorsun ki biz. Oradan almak çok güzel. Biz film çekelim diyorsun. Adamlar sana diyor ki film ne diyor. Mesela orada popcorn yok. İlk sen yapıyorsun patlamış falan. Patlamış mısırcı lan bunu patlatacaksınız amına koyayım yapıyorsun. Ama onlar mısır da normal yok, yiyormuş. Mısır yoksa? Mısır yoksa yiyordun yani. Mısır varmış ama yiyorlarmış yani. Direkt işte. Mısırı. Patlatmıyorlar. Direkt neye oynarım kanka biliyor musun? Bak direkt neye oynarım biliyor musun? Televizyon falan var ama değil mi hani böyle? Bir şeyler var ya. Ama daha abi, program bilemezsin. Baba televizyonu mu üreteyim ben amına koyayım? Nasıl yapayım o zaman? Kardeşim bir şeyler olsun yani. Cem Yılmaz dediğin adam Arog'da nasıl ki... Adım adım o uygarlığı ilerletiyorsa sen de öyle yapacaksın. Aynen öyle. Tabii canım. Yani eksik oldukları noktalar da var, çok ileri oldukları noktalar. Tabii var. Aynen öyle. Bak burada kripto parayı ya yönetme ihtimalim var orada. Kripto mu? Bence mantıklı fikir değil.
Ama çünkü çok bekletir. Orada galiba bir yani NFT kişi dolar mı? Hayatım, orada. Hayatımda ama oğlum bir anda aklıma ne geldi lan? Bir anda ya böyle insansın diye böyle seni açıp incelerlerse bunun evet. İşleyişi nasıl ama falan oğlum, diye. Gelip seni bir vaat karşısında alıp götürüyorlar. Kanka bir sigara versin. Oğlum nasıl inanacaksın? O zaman şöyle yapacaksın. Sen de diyeceksin ki ben de sizin türünüzden birini dünyaya bırakacaksınız. İkimiz de kobra olarak iki dünyada yaşayacağız. Aynen öyle kardeşim. Ama iki taraf da birbirine zarar vermeyecek. Zaten tamam, birer kişi bırakıyorsun. Biz veririz işte. 10 yılda bir de dünyamı görmeye de gelirim. Bu da farz-ı kifaye olsun. Aynen öyle. Mesela uzaylıyı çok... BBL alırsak olur. BBL ET. Yemin bu uzaya gitse orada BBL grup influencerlar bulur ha. Ferit. Yemin ediyorum bak. Düşünsene. İnsan üstü refleksler. Bir balı öğretiyoruz. Anasını sikiyor ortalığı. Her el bela. Sonra Ferit oraya gidiyor. Vıtıcın nikahı alınmış amına. O da büyük şok olur yani. Nasıl olabilir? Nasıl mümkün ya? Ya da böyle bir diğer örneklerde... Oradaki var. Şokumu düşünüyorum ya. Bu nasıl mümkün olarak? Nerede düşüneyim? Bu ne? Bu ne? Bu ne amına koyayım? Bir şey karınca lan. Bir sinek bu. Oğlum bir şey. Kanatlı karınca lan. Kanatlı karınca. Aa bu şeyde lan. Vuruyormuş amına. Menemen yediğiniz yerde olan. Yer onu. Menemen mi yediniz lan? Of bir menemen yedik var ya. Ananı sikeyim. Bugün ben hiçbir şey yemedim biliyor musun? Menemen yedim. Uçtu gitti bir yere. Aa bugün ben hiçbir şey yemedim. Kanka ağzıma mı girdi lan? Nereye girdi ama? Neydi lan bizim mantı menemenci kimdi? Doğru evde mantı yedim lan. Ali Usta mıydı menemenci? Ne diyorsun abi? Rıza mıydı menemen? Ben bugün menemen yedik ya. Neredeydi? Oğlum gittik ya lan menemen. Şaka yapıyorsun. Yolda giderken tekneye giderken. Ha menemenci. Aç gelmişiz yani. Aa menemenci, menemencinin yeri. Ney menemencisiydi? Menemen. Lan o iki gibi bir şey var ya chat. Çakıllı menemeni. Hayır bir şey menemen. Abi böyle... Balıkesir şey tarafına doğruydu ya galiba. Çok güzeldi kanka menemen. Gerçekten menemendi yani. Oksijen değil ama böyle giderken o denize kim attı? Taşağına patlatacağım şimdi. Kim attı şeyi? Neyi lan? Öyle dedi yazdı biri. Kim dedi onu? Kül atıyorlar kül ya. Bir şey yok. Denize attı külü amına koyayım. Oğlum denizi besleyici bir hareketdir. Kül atılır temizdir. Denize amına koyayım ya. Kül temizdir. Kül temizdir oğlum. Yanan bir şey düşüyor. İzmarit atmayacaksın. İnsanlar bir şeyleri temizlemek için yakıyorlar. Bunlar da duyar arıyorlar herhalde bu amcıklar ya. Oğlum. Ooo chat ne dedi amcık? Ya chat değil ya kanka bir kişi ya iki kişi ya. Amcıklar dedi bir de. Amcıklars. Amcıks. Sikerim. Akşama geleceğim bitti. Bitti mi abi? Bir tane daha atacaksın mı abi? Yok abi güçlü gel. Tamam saat 2.30. 2.30 mu? Lan Latif abi sen mi çıkartıyorsun bunları amına? Saat 2.30 mu? Evet saat 2.30 kanka. Saat 2.30. Siz ne diyorsunuz ya dükkan kapandı. Dükkan kapandı. Yarın benim biraz yoğun gibi görünüyor ama hadi bakalım. Kel abi de yoruldu. Bitti mi abi? Ben yorulmadım oğlum. Ben denize yorulmam. Abi diğeri doldu mu? Makine ya. Dur bakayım. Batoz İlker. Şunu da bir daha tartar mıyız abi? Buna bayağı koyduk ya. Evet. Ben de bir tane sigara içebilir miyim ya müsaadeniz varsa? Bende yok sigara. Onlar benim sigaram yok zaten. İnce var sigara ama. Ver kanka. Evet. Tartıya çıktı dur, balıklar. Tahmin. Orada kaç var abi? Bir bakalım mı abi içine biz tahmin edelim. Şöyle koruyorum ben anladım. Tamam abi. İçine bakıp teklerim hemen abi. Söyle. Teklerim bakayım içine. Oo tamam söylüyorum. 3.8. 3. 3.2. 4.2 dersen yumruğu yersin. Çok orospu bir şey söyledin ya. Tam arada orospuluğunu yaptın abi. 2.7 amına koyayım mecbur. 2.8, 2.9. Eyvallah. Oğlum sen eyvallah. Lan 2.8, eyvallah. Ben biliyorum çünkü orası 2.8, 2.9 gibi hissettim. Şu kaç olmuş abi? 3.50 falan geliyor. Darası da var. Abi orada ben sana söyleyeyim mi İlker abi? Ben orada bence, kovayı da hesapladım orada abi. Orada bence 7.2. Kovalı söyledim ben. 3'ü. Ama da kovalı söyledi sonuçta. Ama o 2.8 dedi kovalı. İlker abi orası 7.2'yi vurmuştur. Total 10 3 kilo dedim balık abi. Var. Bak 10 kilo balık var. 10 kilo çıkar mı ya? Sikerim ya ben bildim onu okuyayım ya. Çok attın oraya ekstra. Ben bildim abi. Abi her kovalı şey İlker abi. Elime her şey bakıyor. Baba. Ya dengesiz oluyor. Burada kabaca 6 kilo var. 6, 2, ama 8. İzmaritleri falan çıkartacağım tabii içinde.
9 kilo balık var. Sen İzmarit'e oraya mı attın? İzmarit değil oğlum. Nereye attın? Hayır oğlum, İzmarit dediği balık, ben bir şey yeni yaktım da. Balık o amına koyayım, manyak manyak konuşma. İçim içim oraya mı attın orası bu? Adam balığı diyor. Kayağı mı atıyorsun sen İzmarit'e? Lan oğlum at, ben ağzıma atıyorum, yutuyorum. Allah belanı ısınlamayacağım abi. Ben bu arada İzmarit'i buraya bırakıyorum, alacağım abi. Kaldıramazsın. Öyle, o hayatta kaldıramazsın öyle. Geliyor. Dur. Ama ön tarafa doğru. Orada ıslanacak bir şey var mı arada sizin bir şeyiniz? Yok, şunu tut. Öne gidip önden çekeceksin kanka. Ben bu tarafa ağırlık vereyim. Kemal şunu da tut. Ben mi? Evet. Dikkat et ha. O baş üstüne koyacaksın onu. Araya gir ya da. Araya gir. En güzeli. İp çekebilirsin. Taşları da kayın ön tarafına. Helal sana, helal sana. Helal sana lan. İyisin oğlum. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Yapıştır. Of. Öf. Aferin. Aquaman. Abi şu sırt kasını görüyor musun Efe'deki? Vereyim mi? Ver. Lean Squat. Tamam mıyız gençler? Bir şey söyleyeceğim. Al bunu. Gidiyoruz. Okey. Gidiyoruz. Abi, okay. Bu arada yayın kopabilir. Yayın kopabilir. Evet. Şimdiden bir... Hatta biz şimdiden aynı. Bence bu da evet, aynen bence de. Aynen. Kopacak çünkü. Direkt evet, gidecek. Kopacak çünkü orada. Burada hazır işler tatsızlaşmadan. Evet. Hocam sen arkadaşlar, geldiler gittiler yaşanmadan. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. O değerli zamanlarınızı bize ayırdığınız için çok çok teşekkürler öncelikle. Evet, küçük bir talihsizlik yaşadık. Bir süresiz askıya alınma durumu yaşadık. Hemen itirazımızı ettik. Ve anlayışla karşılamak bir günlük. Banımızı evet. Yiyip geri açıldı. Böyle bir keyifli gün. Bir yayın. Kardeşim, sözümüzü de tutmuş geçmiş olduk. Geçmiş olsun bu arada. Sağ olun sizlere. İnşallah bundan sonraki yayınlarında daha dikkatli, hepimiz için geçerli hepimiz bu. Hepimiz için. Aynen tüm öyle. Yayıncılar için. Aynen öyle. Tüm yayıncılar için geçerli olsun. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Biz Ferit teşekkür Bey, ederiz. Efe Bey, Çağrı Bey. Ne demek her zaman. Vallahi çok keyifliyiz. Çok zevkli, keyifli. Sözümüzü de tutmuş olduk. Balık yayını, balık yayını diyorduk. Birlikte yaptık. Özellikle de bugünün starı. Batuzilker. Klepler. Her zaman beklerim, her zaman. Klepler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Diğer içeriklerimizi artık görüşmek üzere diyelim. Ne yapacağız? Nintendo yapacağız yakın zamanda. Şu direnişi artık yaparız. Yapalım mı ya? Çok iyi o evet, ya. Neyi? Bir oyunumuz direniş. Var. Ooo direniş. İyi. Artı götün yiyorsa şu programdan da bir müzik. Yazayım cover istersen. Bizim müzik programımızda bir başlatalım. Götün yiyorsa ver artık. Çünkü yalan söyleyeceksen yok. De sonra anlatayım de. Bence çok detayına girmeyelim. Böyle şeyler gelecek. Ama tamam, niye girdin? Ama sen tamam sen götünün vermedim. Yediği kadar ver. Oğlum içeriği anlat demeyeyim mi sana? Tarihi söyleyelim diyorum. Tarihe bakıyorum abi hemen şu an. Tarihe yeni bakıyor. 23 Haziran Perşembe. Bu hafta sonu değil diğer hafta sonuna biz bence hazır oluruz gibi düşünüyorum. Çünkü ben de Perşembe, cuma, cumartesi hazır olamayız. Bu bir yalan doğru. Olur. Büyük ama yalan bir olur. Buçuk hafta sonraya hazır olabiliriz diye düşünüyorum artık. Doğru. Takipte kalın hepimiz. Daha güzel işler yapmak için. Pazartesi. Ben de Valorant'a devam. Gelin. Aa, Efe Show. Pazartesi. 27. Ha, 27. 27'sinde Efe Show'dayız arkadaşlar. Yakın zamanda bunlar var işte. Haberleşiriz. Bizi Twitter'dan, Instagram'dan ha. Takip edin falan filan. Zaten her şeyi işte. Söylüyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bak atmadım ha sonra. Attım attı demeyin. Elimi şöyle yap. Yok lan elimi şöyle gerildim ama. İyi geceler chat. Bye bye bros.